Herkese selamlar. Yeniden karşınızdayız arkadaşlar. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Buradan YouTube'a da bir el sallayalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Beş gittiniz. Meş geldiniz. Dolu dolu bir yayın olacak arkadaşlar. Biraz sürede de esneyebileceğiz. Haberiniz olsun. Çünkü konuşacağımız çok şey var. Sürprizimiz var. Kötü haberimiz var. Nasıl söyleyeyim? Falan filan öyle yani. Yayın sonunda dile getireceğim birçok şeyi de, onu da söyleyeyim. Yani önceden dramasını verip de böyle sizi memnun edip daha sonra bizi izlememezlik yapacağınız pozisyona sokmayacağım. Bugünkü konseptimiz şöyle olacak. Normalde PTR geldi. Evet, PTR'ı dediğim gibi ben tweet de atmıştım. Sosyal medyada takip eden arkadaşlar görmüşlerdir. Ben PTR oyuncusu değilim genel olarak şahsım adına. Utku bir yalnız 9-1 okuyorum oradan çünkü. İnternet olarak PTR'a çok giremiyorum. Hem vakit kısıtlı, hem de merak etmiyorum öyle şeyleri. Oyunda görmeyi seviyorum. Muratan'la Görkem girdiler. Çokça Ben detaylı bilgi girmedim de işte. verdiler. Sağ olsun Yiğit de bizi alttan şey yapıyor, bilgilendiriyor sürekli olarak. O yüzden zaten gelecek yamayla alakalı bilgilenmiş oluyoruz. Girip de sadece ekranlarınıza vermemiş oluyoruz. Bugün bunları konuşacağız. Hızlıca bir ele alacağız ama ne zaman? Biz bunu soru cevap şeklinde yapacağız. Yani soru cevabın zaten temeline oturan şey şu budur. Daha önce yaşanmış bir hikayeyi az çok biliyorsunuzdur. Sadece bilmediğiniz yerleri sorarsınız ki gelecekteki tahminlerimizi, ki biz zaten lore konsey olarak yani lore teori craft yaptığımız için bizden gelen sorular da daha çok ileriye yönelik oluyor. Ve işte 9-1'de şu olacak mı abi? Sizce bu olacak mı tarzında olacağı için, ki şu ana kadar gelen soruların da birçok kısmı o şekilde. Hem 9-1'e dair tahminlerimizi, hani şeyleri, hem de bu PTR'de çıkmış olanları dahil ederek sorulara bazı şeyleri cevaplayacağız. Ardından vaktimizin kalacağını düşünüyorum çünkü hızlı hızlı geçeceğiz. Yani hızlı hızlı geçeceğiz derken böyle soruları detayı, işte Tral da işte ilk doğduğu yıllarda böyle davranmıştı gibisinden değil de net bir şekilde cevaplandırıp PTR notlarına geçeceğiz. Daha sonra da dediğim gibi bir ince duyurumuz olacak. Aslında çok önemli değil ama söyleme ihtiyacımız var. Bunu belirteceğiz ve yayın sırasında sorularınız geldikçe de ben alıp bu soru ekranına yansıtacağım. Ve arkadaşlar, şimdi ben bir şey de söyleyeceğim. Bunu da ağlamak olarak algılamayınız lütfen. Ama ağlıyorum. Şu anda konseyin moderasyonu olarak diyeyim. Sosyal medya üzerinden lütfen azami ilgiyi gösteriniz ki bu soruları önceden ben ekrana yansıtayım ve hazır hale getireyim. Öbür türlü yayından aldığım soruları, işte Shaoming şunu sormuştu diyerek var olan, yani çalışmakta olan bir mekanizmaya yük eklemesi çok zor oluyor. Bundan dolayı sizden ricamızdır. Dediğim gibi yaparsanız seviniriz. Yapmıyorum ulan derseniz de bir şey demiyoruz. O anlamda yaparsanız çok işimiz kolaylaşır. Biz siz sorun diye şey açıyoruz. Event yani böyle ama çok az bilgi veriyoruz. Ama bundan sonra biraz daha rahat olacaktır bu. Çünkü bu eventi hani uzun soluklarda yapacağımız için, mesela şimdi Görkem'den rica edeceğim. Yapacak işte sosyal medyada Lore Konseyi soru cevap 3. Hazır edecek. İşte artık ta ne zaman yaparsak o soruları o şeye, nasıl söyleyeyim, hazır hale getireceğiz. O hashtag'ten açacağım, bakacağım ben. Bu işte şu anda hazırladığım slayta entegre edeceğim ve gidecek. Biraz daha uzun soluklu tutarız umarım bundan sonraki soru cevapları. Ne çok konuştum. Çok da kafa şişirdim. Şimdi hiç şey yapmayayım. Görkem hoş geldin. Muratan hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptınız abi, Abi nasılsınız? şimdi bir şey diyeyim. Starım şey yaptı, mesaj attı. Senin Reddit postunu gördüm, üstüne bir haber yapayım diyorum. Bir şey diyeceğim mi dedi. Böyle kaldım yani. Ne diyeyim ne? Yardımlarınızı açayım. Blizzard'da laf sokuyor özel izleyen. Kim demiş onu? Yok yani o kadar laf sokamam da şimdi. Yani. Güzel şaşırttı, vay be. Yapsınlar, ne zarar olur ki? Kötü bir şey mi oluyor? Ha yok, iyi olur tabii yani, güzel olur. Yani yapsınlar abi, ver coşkuyu gitsin. Bence de. Şimdi dediğim gibi 9-1'e geleceğiz arkadaşlar. O yüzden ben hiç lafı uzatmayalım. Şöyle ekranlarınıza geldi mi? Geldi. Birinci sorudan başlayayım istiyorum. Nebula sordu. Bu Twitter'dan gelen bir soruydu.
Merhabalar herkese. Müsaadenizle birkaç sorum olacak tabii ki. 9.1'de trende ve Artas'la ilgili bir gelişme var mı? Şimdi mesela buyurunuz PTR sorusu. Hani PTR'yi ele alacak mıydınız? İşte bu şekilde almış oluyoruz. PTR oynayan arkadaşlar. Size soruyorum. Kim cevaplamak ister? Şu an... Söyleyeyim. Bugün bitirdim sonunda. Üşenmeyip oturdum başına. Oradan şey yapayım. Yani zaten yani büyük bir achievement var. Böyle şeyin 9.1'in genel achievement'ı. Onun zaten başlıkları her biri ayrı bir nasıl diyeyim? Yani lore konseyi bölümü olur. Onun sadece ilk ikisini açıyoruz. İkinciyi açtıktan sonra da zaten işte sonraki kısmın bir nevi teaser'ını görüyoruz. Yani spoiler olur mu anlatayım mı bilmiyorum da. Soralım izleyici. Çok şeye girmeden işte yani son aşamasında Dreadlord'ları görüyoruz işte olaya dahil olmalarını. Cortia bölgesini açtıktan sonra oraya kadar olanları anlatmayayım. Zaten işte çok merak eden varsa WoW'den, Iceways'den bakmıştır. İşte şey yani PTR'de şu anda olan kısım daha böyle dörtte birinden daha az. Yani genel hikaye kontentinin. Üstüne bunun raid gelecek. Üstüne o mega dungeon gelecek. Yani daha bayağı bir böyle 9.1'in aslında hikaye olarak kontenti var ve hiçbir açıklanmadı. Dungeon bu hafta, gelmiş sanırım ama. Yeni build bu hafta gelecek. İşte o yeni build'de uçma da geliyor. Onu da Mufinus açıkladı zaten dün. İlk başta nasıl gelecek falan diye şey herkes bir teori attı. Bovet de şey demiş işte eski sistemle devam ederse işte Renown açıldıkça açılacak. O zaman da işte 7 hafta sürüyor dediler. Onun üstüne işte Mufinus açıklama yaptı. Yok ikinci haftada işte sadece hikayeyle beraber açılacak dedi. O yüzden işte bu haftaki PTR build'ünde onu test edecekmişiz. Gelecekmiş. Uçan pozlarımızı, videolarımızı koyarız artık. Ama benim buradan anladığım kadarıyla Trende ya da Arthas'la ilgili herhangi bir gelişme yok özetle. Yok, yok. Şu anda hiçbiri yok. Yani sadece Trende, yani onu azıcık görüyoruz şeyin sonunda, ilk chapter'ın sonunda. Ama yani devamında ne oluyor, ne yapmış oraları görmüyoruz. Zaten şeyde PTR'da cutscene'ler, sinematikler de yok şu anda. Bir tane sadece cutscene var. Onda da voice over yok. Yani seslendirmesini yapmamışlar. O yüzden işte şimdi daha bayağı böyle başında olayın yani. Ama benim ilk intiba gördüğüm şu. Yani hiçbir PTR bu kadar complete halde gelmemişti. Yani böyle bayağı bir şey tamamlamışlar. İlk böyle en azından girince mesela şu anda canlı olarak koysalar İlk bir haftayı rahat oynarsınız. Tek işte cutscene'ler, sinematikler yok. Anladım. O zaman geçiyorum ikinci soruya. Cevabımızı almış olduk. Tamam. Yeni gelen raid'de Sylvanas ölecek mi? Kaçacak mı? Ya da daha farklı bir şey mi bizi bekliyor? Olacak. Fikirleriniz neler? Seviliyorsunuz, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Nebula. Onu ben alayım. Çünkü raid lore'una çok kafayı taktım oradan jurnallerden çıktıktan sonra. Tabii buyurun. Evet, evet. Arkadaşlar Sylvanas'ın öleceğini ben zannetmiyorum. Hatta direkt artık şu spoiler'ından girelim. Yani çünkü direkt spoiler'ı sormuş. Yani Sylvanas'ın ölüp ölmediğini bilmiyoruz tabi ama Dungeon Journal'da okuduğumuz zaman edineceğiniz üzülelim. Fight'ın sonunda Jader ve Sylvanas'ın kazanacağı intibasını veriyor. Yani mağlup olacağımız intibasını veriyor. Sylvanas'ın bir Banshee formu olacak ayrıca. Fight sırasında faz geçişi olarak. Onun özel bir modeli de olacak. O artık o sinematiklerde arada gördüğünüz o kırmızı gözlü haline geçecek. Yani ölmesi gibi bir durum beklemiyorum ben. Jader'ın da ölmesi gibi bir durum beklemiyorum. Hatta işte ikisinin de galip gelmesini bekliyorum. Çünkü Dungeon Journal'de çok ilginç detaylar var. Yani fight'ın nasıl işleyeceğine ve nasıl bitebileceğine dair. Sorunun ikinci kısmı neydi? Yani ne olacak? Bir buff'a yani 3 seçenek var. Ölüyor mu, kaçıyor mu, başka bir şey mi hani? Mağlup edecek bizi. Ya da yani Jader'la beraber yapmak istedikleri şeyi yapacaklar.
ben öyle düşünüyorum yani. Ölecek ya da kaçacak değil. Üçüncü seçenek yani. Hmm, iyi. Yani benim fikrimde üçüncü seçenek gibi duruyor. Yani ölmesi ya da işte redemption olması ya da işte lelelele deyip kıyana kaçması. Sourfang Kite'ından sonraki gibi. Yani çok şey oluyor yani, bir lelele durumu var. Klişe oluyor yani bana. Çok klişe geliyor. Murat'ın dediği mantıklı geliyor. Tamam, Görkem dediğin. Ya zaten şey işte Murat Han'ın dediği gibi işte ben girer girmez ilk önce açtım Dungeon Journal'ı bir işte bosslara bakayım diye. Orada işte şeyi taktiklere chapter chapter eklemişler ne olduğunu. Yani ne olacağını tam anlamıyoruz tabii, bizzat fight'i görmeden anlamayız ama yani son kısmında sanki yani ilk başta işte normal ilk phase'de normal dövüşüyoruz. Normal halinde Sylvanas'ın. İkinci phase'de Banshee oluyor. Uçmaya başlıyor. Uçmaya başladıktan sonra işte platform değişiyor. Üçüncü phase'de de sanki Jailer'ın peşine düşüyoruz ve sanki Thrall'la Jaina Sylvanas'ın tarafında gibi anlaşılıyor biraz. Yani Dungeon Journal'da biraz onu ima ediyor. Jaina ile Thrall spell channel ediyor. Onlar o spell'i yapmaya devam edebilsin diyor. İkisini de koruyoruz. Bu sırada Sylvanas galiba Jailer'ı takip ediyor. Jailer da anladığımız kadarıyla Arbiter'ın platformuna doğru işte gidiyor. Uçarak, kaçarak artık nasıl gidiyorsa. Ama fight'ın son phase'i işte Arbiter'ın platformunda gibi anlaşılıyor. Evet, evet. Ve işte biri de girmiş. Şaman Farsight'ıyla şeyi görmüş işte. Map'in son en üst kısmına bakmış. Hakikaten de Arbiter'ın platformu var raid'in içinde. Yani direkt raid map'in içinde olduğu için biraz sanki bu şekilde gidecek gibi gözüküyor. Yani Sylvanas direkt raid içerisinde taraf değiştirirse şaşırmayın diyeyim. Burada ama benim yani açıkçası daha önce yorumlardan anladığım şey Fightboy'da Jailer'e herhangi bir şekilde dokunamıyor aslında. Tabii tabii. Jailer kaçıyor. Hatta yapacağını da yapıyor gibi anlaşılıyor işte. Benim burada anladığım Jailer o turuncu portreli NPC olacak bu fight'ta. Yani bize de saldırmayacak. Biz de ona herhangi bir şekilde müdahale edemeyeceğiz. O artık hani bileyim Berserk Timer gibi yukarı mı çıkacak, hani ascent olacak bilmiyorum. Ama herhalde zincirlerden ya da başka bir yöntemle Oribos'a çıkıyor. Asıl kendisine ait olan yere. Ve ilk fazla Sylvanas Thorgast'ı yıkıyor ya da kulenin tepe kısmını yıkıyor. Ve aslında yine bir kulenin tepesinde olduğu için biraz Icecrown göndermesi var. Evet, hakikaten. Tersi olacak gibi bir durum var orada. Ama benim yani burada düşüneceğim, Sylvanas'ın ben tarafta yaşayacağı açık düşünmüyorum. Çünkü son ana kadar yani bunların artık son planlarını gerçekleştireceklerini düşünüyorum ve son fazın adı The Freedom of Choice. Evet. İşte o bana zaten onu düşündürttü ama. Taraf değiştirme muhabbeti biraz onunla ilgili olabilir. İşte Amur'a diyor ya. Ya da işte bizim tahmin ettiğimiz işte şey olursa direkt Jailer aslında bu olayı götürüyor olabilir. Sylvanas da işte esas dava uğruna falan gibi. Ya da bir nevi şey de olabilir. Bak bizi ikna ediyor da olabilir. Raid'i kendi tarafına, hatta Jailer'ın davasına geçiriyor gibi de olabilir. Çünkü onu da şundan düşündüm. Özellikle Primus'un son düşen şeyi, grafiği bayağı kötü karakter, evet, yani. Gerçek kötü Primus çıkabilir. İşte zaten şey de olacak. 9-1'de işte Denatrius yeniden dönüyor. İşte Dreadlord'lar var falan. Bir kötüler iyiler taraf değiştirebilir yani. Vallahi bakalım, göreceğiz ya. Çok da böyle kafa yormaya da gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle, çünkü böyle kafa yormaya gerek yok. Çok şey yakın. Yani. Çok yakın bir de yani. Hani bir sonraki expansion'dan bahsetmiyoruz yani. Gelecek. Az kaldı. Tabii. Aynen. O anlamda ben diyorum yani. Ben bunun üstüne iki tane yazı yazdım yani. Nereye kafa yormaya?
Hayır canım, o anlamda demiyorum. Hani işte oturup da şimdi abi şöyle olsaydı bak şuradan çekiyoruz işte şu şu. Yani şeye gerek yok. Tabii. Bu ya, bu sorunu ezdiriyorum. Bu zaman oraya geçelim. Geçtim. Fail'den gelmiş bizim sevgili hayranımız. Biricik hayranımız. Bir Void Elf olan, hatta bir Naru sömürmüş Aleria'nın teoride bahsi geçen kurum ve kuruluşlar hakkında bir fikri olabilir mi? Buna işaret edecek herhangi bir ipucuna rastladınız mı? Bu teori derken Görkem'le Murat'ın o büyük teorisi vardı ya. Ondan bahsediyor. Evet, onu soruyor. Aslında Twitter'da da bir iki muhabbeti döndü ama birkaç özet geçmek isterseniz diye aldım. Yok yok, güzel soru, iyi yapmışsın almakla. Zaten bir numaralı hayranlarımızdan. Kendisine tekrar teşekkür edelim. Boş bırakmıyor bizi. Güzel sorular soruyor. Evet. O zaman sen başla Murat. Yani Aleria'nın bu konuda bilgili olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bunun işte örneklerinden biri, Görkem'in de ilk örneğini verdiği Silvan'a karşı acaba durmasak da bıraksak, hani Det'in ordusunu mu kullansa dediği kısımda. Yani o Undead'leri mi kullansa dediği kısımda Aleria'nın aslında bizden daha fazla bilgi sahibi olduğunu anlayabiliyor çünkü. Zot'u mağlup etmeye nüktedir, tek orduya sahip demesi bizim bilmediğimiz bir şey o sırada. Yani bir tek bunu Aleria biliyor ya, o tanıdığımız karakterler içerisinde. Onun için Aleria'nın ben gayet bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum bu konuda. Bunu işaret edecek herhangi bir şey. Yani zaten teoride de özellikle ona alıntı yapmıştık. Direkt o şey çizgi romandaki kısım üzerine herkes konuşuyor ama esas işte oyun içerisindeki o Aleria'nın dediği, artı bir de bu Blood Elf Heritage Armor questini yaptıysanız onda da Aleria işte Samwell'e geldiğinde birden Void kontrolden çıkıyor içindeki ve Samwell'i ele geçirmeye çalışıyor, işte işgal etmeye çalışıyorlar falan. Oradan da anlıyoruz ki ya dolaylı ya da işte en azından o olaydan sonra bir bilgisi var Aleria'nın, en azından yani sadece Void değil, genel kozmik savaş durumuyla ilgili de bir bilgisi, ön bilgisi en azından muhtemelen var. Bu ikinci, yani Murat'ın söylediği işte Silvanas'a izin verelim dediği ve senin de şimdi söylediğin bu Samwell'de olan şeylerde buna işaret edecek ipuçları oluyor. Aynen aynen. Bayağı net, direkt oyun içinde olan şeyler. Ya genelde zaten bu tarz durumlarda hep oyun içindeki quote'lar, işte sohbetler genelde oyuncular tarafından böyle bir hani skip modu var ya, böyle basıyorsun geç evet, geç. Next geç, next değil mi? Next o modlardan dolayı biraz kaçıyor. Sonra da gelip hani insanlar bilgi sahibi olmadan, burada kimse üzerine alınmasın, bilgi sahibi olmadan sonra kaçıyorlar. Ama okuyun abi, dikkat edin. Detaylar dolu. Ya bu arada biz Murat'ın bu son söylediği lafa ben bir ekleme yapmak istiyorum. Arkadaşlar hani buradan kimse alınmasın dediği şey muhabbet var ya. Biz gerçek anlamda daha önce de bunu açıklamaya ihtiyacı duymuştuk. Tekrar açıklayayım ben. Özellikle ismi Benuar, Ironmancer gibi içerik üreticilerine buradan laf atıyoruz kendimizce. Yani şey değil, onu da söyleyelim abi. Mesela Azman TR Metin'in ne alakası olur abi bizim bu muhabbetimize gibi. Hani şey yapmayın, canınızı sıkmayın o anlamda. Hani kim hani lafta yabancı takip edilen, evet yani onları kastediyoruz tabii ki canım. Daha önce de Twitter'a da böyle bir şey yazmıştık da drama olmuştu, saçma sapan. Üstüne evet, alınanlar falan olmuştu. Abi siz kimsiniz? Hayır yani şimdi onu videonuz, kontentiniz mi vardı size laf sokalım yani. Hayır bir de diyorum ya, onu dislesek ne olur, like'lasak ne olur? Burada kendi aramızda dedikodu yapıyoruz. Ha yani ortada yani laf sokacak bir şey yok. Yani. Geçelim. Doğuş Gür'le, Doğuş da gerçekten güzel sorular döşedi arka arkaya. Biz hatta şey diyorduk, böyle hayıflanıyorduk, az önce söyledim ya. Abi Twitter'dan soru gelmedi yani falan diyorduk. Son anda böyle arka arkaya geldi. Güzel oldu o da. Warlocklar hiç Azeroth'a ihanet girişiminde bulunmuş mudur? Sonuçta gezegeni tehdit eden enerji ve ırklara haşır neşir bir sınıf. Aradaki bu güveni sağlayan ya da denetleyen bir topluluk var mıdır? Benim bildiğim Warlockluk, hani Warlock kültürü. Yani bir büyücü sınıfı vardı zaten Azeroth'ta ama Warlock şeyine yeni yeni aşina oluyorlar. Yeni yeni derken orkların gelişiyle birlikte Azeroth'a gelen bir olgu.
Evet. Doğru, aynen. Ha, ondan dolayı böyle zaten ihanet girişiminde bulunacak bir şey değil. Azeroth'un, nasıl söyleyeyim? Basitçe şöyle, basitçe cevaplayayım ben kendi nezdimde. Azeroth yaşayan bir gezegen. Warlock'ta büyü yapabilmek için yaşam enerjisi çeken bir şey. Yani adamların zaten normalde yaşamaları ihanet Azeroth'a. Yani bu mantıkla evet, düşünecek olursak. Kalt, neydi o şeyin? Council, ne Council'di? Shadow Council diye yazım geliyor. Yok, ben hatırlamıyorum. Gul'dan ilk kurdu. Black Harvesters. Council of Black Harvesters. Black Harvest, aynen. Ha, bir de Twilight oldu daha sonradan da bunun şeyle alakası yok. Bu yani yok, Twilight başka. Ama. Twilight Old God'ları takip edenler. Ha, onlar yani aslında. Daha çok tabii yani, Warlock var içlerinde de. Demek player'ların istedim. Yani bizim hero'ların dahil olabildiği oluşum işte Black Harvest. Onu da işte bu Greenfire Quest'inde görüyoruz hepsini. Esas böyle şey, kataklizmde ortaya çıkan işte yeni güçleri kontrol altına almak için işte dağınık olan warlocklar bir grup oluşturuyorlar böyle bunu. Yani bizim de böyle dahil olabildiğimiz oluşum bu. Bunlar biraz yani kontrol ediyor mu ya denetliyor mu dersen hayır, öyle bir denetleme yok. Ama, yani Krintor gibi bir şey yok yani bunların. Yok. Değil öyle değil. Hatta bayağı böyle kaotik bir oluşum bu. Bunlar tabii ortak güç için ve işte kendi güçlerini arttırmak için bir araya geliyor. Hatta bir tanesi biraz abartıyor bunu ve onu işte kontrol altına alıyoruz sonradan. Bütün Greenfire Quest'inin teması da bunun üstüne kurulu. Hatta hala oynayabiliyorsunuz onu yaparsanız. Orada görürsünüz işte o adını unuttum şimdi. Kanretat mıydı? Kanretat işte bir human warlock biraz böyle fazla güç edinince kontrolden çıkıyor. İşte diğer grup üyeleri onu kontrol altına alıyor. Biz de yardım ediyoruz. Sonradan onun ele geçirdiği gücü biz de emiyoruz. Hatta o büyülerimizi yeşile dönüştürmenin altında da yatan hikaye o zaten. Ama genel olarak Warlock'lık ve Azeroth üzerindeki durum dersen zaten Warlock'ların çıkışı Legion, işte evet, Archimonde evet, ve Kil'jaeden. Yani evet, Warlock büyülerini icat eden, ilk üretenler bunlar. Ve işte bu Warlock büyülerini yapmayı ölümlülere öğretenler de bunlar. Bize Azeroth'a gelişi de orklara şaman büyülerini yapamadıkları zaman alternatif olsun diye öğretiyorlar. Ama tabii bunu aslında orkları Legion'a düşürmek için bir aşama olarak kullanıyorlar. Ama tabii o aşamada işte Warlock büyüleri sayesinde işte orklar Draenei'lere karşı olan o 8 yıl savaşında işte üstünlük sağlıyor ve işte eski şamanların hepsi Warlock'a dönüşüyor. Sonradan işte birkaçı geri dönüşüyor ve eski yöntemleri kullanmaya başlıyor. İşte Drektar da bunlardan biri. O Drektar sonradan zaten Tral'a işte şamanlığı öğretiyor. O yüzden aslında şöyle düşünebilirsiniz. Warlock'lık mage'liğin değil, şamanlığın tam zıttı. Yani böyle life olarak işte şamanın yaptığı ve elementlerle ilgili kullandığı şeyleri Warlock'lık tam tersini yapıyor. İşte yaşam vermiyor, yaşam alarak büyülerinin altındaki gücü oluşturuyor. O yüzden de Azeroth üzerinde çok hoş görülen bir klas değil. Yani işte genel olarak gizli hallediyorlar işlerini. Şeye de mesela Alliance tarafında da işte Warlock trainerlara eskiden gittiyseniz gizli bir böyle mahzende toplanıp orada öğretiyorlar her şeyi falan. Alliance tarafında da olmasının altında yatan hikaye o. İşte bu orkların yaptığı büyüleri ve işte diğer şeyleri öğrenip kendileri de uyguluyorlar ve işte Alliance'a faydası olduğu için göz yumuluyor buna. İşte bize karşı kullanmadığınız sürece takılın orada diye göz yumuluyor buna. Onun da altında yatan hikaye o. Genel bir kontrol yok ama hepsine şüpheyle bakılıyor her an. Esas olay da bu yani altındaki. Diyorum, geçiyorum. 5. Azeroth'a dıştan gelen bir saldırı olsaydı, çok oldu. Savunma yapmanız için seçeceğiniz yegane ırk ve sınıf sizce kim olurdu? Ha, biraz kişisel bir şey olmuş. Zaten bence oynadığımız şeyler olurdu. Dıştan gelmiş bir saldırıya ben Dead Knight, Blood Elf oynardım büyük ihtimalle.
Ne bileyim. Hayır ama oyuncu mı diyor, yoksa mesela bir tane ırk seçeceksin, onu savunacak tamamen, değil mi kastın? Savunma yapmak için. Irk ve sınıf diyor. Yani muhtemelen oynadığın şeyi kastediyor. Çünkü vallahi ırk ve sınıf diyor abi yani. Tamam, Görkem de cevap versin, ben düşünüyorum böyle bu. Yani ben de muhtemelen oynadığım main işte class, işte Demon Hunter, Blood Elf seçerdim, oynardım. Gayet de işe yaradı son birkaç Legion'dan beri, bilemiyorum yani. Yani ben de herhalde o zaman Warlock seçerdim. Ama ırkını belki kimseye söyleyemiyorum. Ama niye Hunter değil? Rexar'la yan yana gidip böyle işte hayvanları salmaz mıydın? O da olur. Atıl kurt falan. Mesela şey de olabilir yani. Mesela Tauren Şaman. Azeroth'u savunmak için çok uygun bir kombinasyon bence. Tam şeyde ben. Dünyaya yakınlıkları sevdiğimi. Güzel. Tauren Şaman çok deyince aklıma niye çok şey giriyor? Allah ya. Yani bu çok sıkıcı bir kombinasyon olduğu için. Bu Undead Warlock yardım. Undead Warlock. O da güzel. Senin aklına o gelmiyor mu? Tam zıt yalnız Muratan'ın evet. Seçimler. Muratan kendi içindeki çelişkiyi şu anda cevaba yansıttı. Tauren Şaman bana seçiyor. Tauren Şaman deyince aklına Özkan Oğur gelmiyor. Gelmiyor. Nasıl gelmiyor abi? Sürekli poposunu kaşıyan şey. Sen Disc Priest de oynuyordun değil mi Muratan? Yok, hayatta Disc Priest oynamam, oynayamam ben. Shadow oynuyordum. Priest'i ben oynadım. Yani güzel gider o da böyle kendi içinde çelişkili klas. Ya disk de şey, çelişkiden çok aslında balans çok güzel yansıtan bir klas. Yani Priest'in ben aslında ilk spekinde bayılıyorum. Çok güzel lore yansıttığı için yani. Biri tamamen light, biri tamamen shadow ama aralarındaki mesela hani balans kurmuş. İkisini de birden çok iyi kullanan bir spek. Bence lore açısından en güzel speklerden biri, klaslardan biri aslında Priest. Dur şimdi böyle bir Benke'yi alayım. Sonra Caps Lock alayım. WoW evreninde oruç ne zaman tutulup ne zaman iftar yapıyorsun? Stormwind saatine göre abi. Stormwind'de ezan okununca şey yapabiliyorsun. Ama sıkıntı şu. Top Orgrimmar'da patlıyor. Ses gelirse artık. O yüzden ezanı dinleyebilirim. Asyara'dan atılıyor abi top. Asyara'da biliyorsun. Asyara'daki şeyden. O büyük kanon var. Asyara'dan topu Stormwind'e doğru atıyorlar. Ondan sonra açıyor herkes. Ama işte Stormwind'de çarpmayacak şekilde ayarlıyorlar değil mi? Doğru iş. Hadi denize doğru. Dur şimdi. Malum Kel'Thuzad'la bir kez daha kapışacağız. Zat-ı Muhterem'in Tower of Warcraft 3 zamanından beri Shadowlands hakkında, Jailer hakkında bilgisi var mıydı? Evet. Bu sefer ölür mü artık? Evet, hayır. Bu sefer ölebilir ya ama çok üzülürüm ama ölebilir. Ben, bak, bir şey ben var, sadece bir şey söyleyeceğim. Kel'Thuzad'la alakalı Muratan. İkna olacaksındır diye düşünüyorum. Abi kül kavanozu hala nerede bilinmiyor. Evet. Evet, karakterinin hala nerede olduğunu bilmiyorum. Bitti yani şu an. Undead olmak gözümde çok büyüdü. Before the Storm'dan sonra... Adam, yani kimse mi aramıyor? Kimse mi aramıyor bu adamın karakterisini? Gerçekten nerede diyor? Abi, o şey gibi Cengiz Hanım mezarı saklamış işte. Bulunursa kıyamet kopacak o Murat'ın. Değil mi abi yani... Ben de çok seviyorum Kelsat'ı. Zaten şey yazmıştım hani Kelsat'ı öldürsek bile bu herif... Yani B'yi geç, D planı falan olan bir adam olduğu için. Evet. Adam öyle bir sistem kurmuş ki düşünsene öldürüyorsun sen ölüyorsun falan ama. Yani inanırım yerim yani o golü yerim ben. Abi cidden kertiz adını... Şaşırmam kesinlikle. Sürekli kullanılabilecek bir materyal ama her defasında da gelmesi adet öküz kaçıyor. Umarım ölmez mesela kaçar abi. Mesela ölmez kaçar. Mesela Jailer ve güçleri son bulmayacaksa Raid'de böyle hani şey elimizden aldı ya bu hikayede. Jailer'ı böyle arkadan elini kolunu sokup alabilir aslında. Nasıl yani? Ha, değil mi şey Archimonde'un yaptığı gibi. Ha. Evet abi. Kel'Thuzad yani oyun boyunca bizde olsa ben üzülmem. Şu soruyu da araya alayım. Çünkü şu anda dediğim gibi ekrana yansıttım. Sona eklemek zor olacak. Warcraft evreninde yaşanmış tek bir olayı değiştirme şansınız olsa bu olay hangi olay olurdu? Ne yönde değiştirmek isterdiniz? Başlayacak mısınız? Güzel soru. Ben söyleyebilirim çok basit. Sen atla. Öyle. Illidan'ın hapsedilmesi abi. Çok haksız geliyor bana ya. Yani o büyük ihtimalle... 10 bin yıl.
Ha aynen abi, 10 bin yıl kazancını düşünsene Illidan'ın aklındaki planları uygulamaya. Evet. Yani Legion'la daha erken Illidan'ın... tanışırdık. Belki daha farklı reaksiyonlar alırdık. Daha farklı savunmalar alırdık falan filan. Ben Ner'zhul. Ner'zhul. Ner'zhul ne yapacaksın? Ner'zhul'un kandırmasına, yani Nathrezin'lerin kandırmasına engel olup hiçbir zaman Frostmourne'un ve şeyin doğulmasına sebep olur. Ha eyvallah, o da olur. Görkem? Ne, o da olabilir. Yazık zavallı. Ner'zhul yazık, karısını göstere göstere. Evet yazık, adama yapmadıklarını bırakmamışlar. Yapmadıklarını bırakmadılar mı? Raid'deki halini gördün mü abi? Garibinden kalanları. Remnant of Ner'zhul diye geçiyor. Evet. Garibinden artık öyle bir hale gelmiş ki hiç benzemiyor artık. Bildiğin Marowgar böyle... olmuş. Evet ya. Hatta ben ondan böyle fight sırasında bir gece laflar falan da beklemiyorum. Böyle artık hani acı içinde böyle daha çağıracağı fight falan bekliyorum Ner'zhul garibinden. Ne yapmışlar sağlık konusunda. Evet, evet, Görkem. Cevaplarınızı alayım. Ali. Varim Matras'a benzer şeyler diyebilir diyorum. Bir dakika. Hah, şey diyordum. Yani ben şu haliyle aslında şey hiçbir şey değiştirmezdim. Çünkü kötü gözüküp böyle ah şu olmasaydı dediğim her şeyin sonrasında iyi bir şeye sebep olma durumu var. O yüzden evet, ben seviyorum bu halini. Ellemez evet, aslında yani olan her şey başka bir şeye sebep oldu. Evet evet. Sen ne mesela, diyorsun Murat'a? Mesela hani ben de biraz öyle düşünüyorum. Çünkü mesela Vorjin'in ölmesi üzücü bir olaydı sette. O ölmeseydi şu an Shadow Knight'ı olmayacak. Ha gibi. Evet, hakikaten ilk adımını oradan atıyoruz. Yani artı yani, bir de muhtemelen şey olacak. Şimdi Reza'nın yerine geçerse çok daha güçlü bir Loa olacağı için aslında yani Azeroth açısından bayağı faydalı bir durum bile olabilir yani ölmüş olması. Ben bir şey değiştiriyorum. Emrah'ın Nathmen'e raid olmasını engeller. Mevlut'a gibi. Belki yani Emrah'ın Nathmen'e işte hepsinin yolunu açıyor işte. Evet, orası öyle de yani işte düşünüyorum cidden. Yani böyle gönülden keşke olmasaydı dediğim bir olay. Bir kere çok fazla olay var. O da var tabi. Yani. Ya tam, bilmiyorum, ben değiştirmedim herhalde. Şey yapmayalım ya o zaman, Görkem'le aynı paralelde evet, konuştun çünkü. Evet. Diyelim 6. soruya geçelim. Yani büyük resimci kafasında konuştun. O şey oluyor abi, Infinite Dragonflight tarafına geçiyorsun değiştirmeye başladın. Değil mi? Yorumlarda sonra sadece Horde için ezilenlerin ya da sürülenlerin tarafı denildiğini görüyorum. Fakat bu durum aynı zamanda Ela için de geçerli değil midir? Hayır. Elay sürülen, lanetlenen ya da soykırıma uğrayan ırklardan oluşmuyor mu? Hayır. Draenei. Nasıl? Draenei. Draenei'lerin görüntüleri azıcık çarpılmış. Mesela Broken'lar olsaydı kesinlikle almazdı Alliance'ları aralarını. Net konuşuyor. Hayır, bence de yani. Bakınız hayır, Undead'ler, yani. Bakınız Scarlet Crusade. Yani bebeğine kadar katledilmiş bir ötmetçide Draenei, onu kastetmiştim. Hani soykırıma uğramış diyor ya, o açıdan. Yani bayağı. Eyvallah ama yani onu söyleyeyim yani böyle ışık işte Holy Light'la falan böyle gemileri uzaydan gelip işte işte Tanrı'nın bir işareti falan gibi modla inmeselerdi Azeroth'a büyük ihtimalle onları da biçerlerdi. Siz böyle ayıp ettiniz, şöyle ayıp ettiniz falan diye. Ya ayıp ya, buradaki evet, en temel... Yani, abi şey o dediğin doğru yani, ona katılıyorum da öyle olmasaydı öyle olmazdı aynen bence de yani. Tamam sürülmüş olabilirler de bir eşitsizlik var orada ve Broken da değiller yani. O zaman mesela Argus'taki Broken'lar neden Alliance olmadı diyeyim. Aynen. Gibi bak, bir de şey çok örneği var. Al sana Undead'ler. Abi daha geçen gün amcaoğlu diyordun, aynı sofradan yemek yiyordu. Undead olarak deri dediği evet, için o ya diyor ya Mahmut emmi benim diyor. Yok adam vurun kellesini diyor yani. Yakıyor direkt. Bir de şey var. Blood Elf örneği var. Heh, yok yani, efendim aynen. Siz büyü kullanıyorsunuz. O yüzden biz sizi topraklarımızdan men ediyoruz. Defolun gidin. Yani Malfurion evet, yapmadım bunu. Yapmadım. Hayır. İşte zamanı. Hayır. Tabii aynen. Yani varsa bilmiyorum. Var mı öyle? Bak sıradan şimdi kopya çekerek böyle kısa hepsine cevap vereyim. Alliance ırklarını baştan şey yapayım. Tamam. Çoğu ırkın geçmişinde trajedi var yani. Faction fark etmedim. Çoğu ırkın geçmişinde trajedi yani. Kıyım var.
Ya şöyle söyleyeyim ben ona o zaman. Oyundaki antik mekanların yarısına gittiğinizde orada hapsolmuş keder içinde Nalitah Hussar'ı var abi. Yani Najatar var. Yani evet. Renayların yaşadığı katliamlar var. Yani her rükün böyle bir geçmişinde bir trajedi, bir ezilme var yani. Ezilmeden kastığı böyle geçmişte yaşanan bir olay da var. Yani o açıdan çok fazla duyar kasmıyor. Her yırkın bir geçmişinde karanlık olay var yani. Dwarfların da kendi aralarındaki olayları var. Aynen. Dwarfların kendi cibirlerini katletmeleri var mesela. Ya buradaki tek Alliance'ın gerçek anlamda mağdur olduğu şey Azeroth'ta ev sahibi olmaları. Tek olay o bence. Ama sonradan işte dışarıdan başka ırklar da geldiği için o biraz bozuluyor. Hani klasikteki durum için dersen evet öyle bir durum var. Ama yani bu zaten sonradan aynı tarafta savaşılmış, orklar da Azeroth'u kurtarmak için omuz omuza mücadele etmiş falan. Yani o çok geçiyor zaten o. Yani Warcraft 3'te bile o mevzu bitiyor artık. O yüzden oradan bir mağduriyet çıkmaz. Ama şöyle hani soru özelinde bakarsak ezilenlerin ve sürülenlerin tarafı yani Horde da değil, Alliance da değil. Yani iki tarafında artıları eksileri var. İki tarafta evet, gri, iki tarafta hem kötü şeyler yapmış hem iyi şeyler yapmış. O yüzden zaten o yüzden aslında herkes böyle iki tarafı da oynasın diyoruz. Bir de sahiplenirseniz de işte şey düşünün. Yani kötü bir şey yapmışsa sahiplendiğiniz taraf onu da öyle olduğu gibi kabul edin. Ya bir de Horde'un bak o Lord Temar'ın çok güzel bir lafı var konuyla alakalı. Horde'un var olmasının nedeni şu anda Azeroth'ta Alliance diyor adam. Evet. Yani. CN'ye çıkışını yaparken. Yani şöyle söyleyeyim. Troller atıyorum. Amani trollerini falan bahsetmiyorum da atıyorum. Troller insanlarla arasında bir savaş var. Adamlar yok oluşla karşı karşıyalar. Alliance'dan sonraki büyük kuruluş hangisi? Horde. Adam Horde'a giriyor. Undead'ler öyle yok olmanın eşiğindeler. Geliyor Horde'la bağ kuruyorlar. Gibi yani. Böyle düşünün. Yani Horde'un biraz aslında kurulma amacı işte hayatta kalmak. Yani Alliance'a karşı aynen işte şey özellikle Alliance'a karşı bir ittifak kurmuyorlar. Tabii canım. Alliance'a karşı hayatta kalabilmek için birleşmek zorunda kalıyorlar. Kader o yüzden kader. Yani Azeroth'un sahibi tamam Alliance ev sahibi ve işte şey ilk başta ork işgaline uğrayan taraf Alliance o yüzden bir mağduriyetleri var ama devamında da işte ork esir kampları bilmem ne yani onlar da pek şey değil yani masum değil devamında. Yani şöyle düşünün hani şimdi çok Horde Council diye geçiyorum ya ben abi 800'e kadar Alliance'dım. İki tarafta da oynadım. Yani onu bilirim. Şey diyeceğim. Alliance'in başına en fazla bela olmuş diyebileceğimiz Horde çiftlerden Troll. Şu yüzden diyorum. Horde'un asıl temellerini atan kişi. Onu Alliance yaratıyor. Yani. Verdiği eğitimle. Yara insan eğitimiyle. Evet. Troll'un o hale gel. O gladiatörlük eğitimleri falan Alliance yaratıyor. Yani kendi düşmanını tırnak içinde yalan yaratıyordur. Aynen yani. Ya o şey işte şu anda bu Orkish Horde ile şimdiki Horde'un isim benzerliği çok böyle şey yapıyor işte siz de şöyle yaptınız mesela. Bir Londra'da geldiniz an mecliste. Lan oğlum alakası yok diyemiyorsun. Mesela şöyle söyleyeyim. O Legion'dır yani. Çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Mesela Osmanlı ve Türkiye muhabbeti. İşte Osmanlı'nın zamanında yaptığı şeyler şu anda hani hesabı Türkiye'ye kesiyor. Abi yeni ülke yok yani. Ama isim benzemediği için biraz daha muhabbeti şey oluyor. Keskin kurtarıyoruz olabiliyor. Evet aynen. Keşke hani atıyorum o zaman da işte Osmanlı olsaymış da Horde'un eski Orkish Horde'un şeyi daha böyle net bir ayrım yapılabilseymiş yani. Neyse diyelim geçelim. Evet gerçekten sorularla geçelim. Aynen evet. Zamanında Arthas aldığı görevle Kel'Thuzad'ı resledikten sonra Samwell'de tamam. Kel'Thuzad Arthas'a onların her yerde gözü kulağı var. Sonra sana Dreadlord'la alakalı her şeyi anlatacağım demişti. Evet daha evet. Sonra işte yani Lich King moduna girince zaten Arthas birçok şeyden aware oldu artık yani haberi oldu. Evet. Günümüz lore'una kadar anlatmış mıdır ne düşünüyorsunuz? Yani o bence oyunda geçtiği kadar anlattı. Çünkü onu söyledikten sonraki bir ara cutscene kısmı vardı. Hı hı. Senaryo. Evet. Orada
Legion'ı anlatıyordu. O kadarını anlatmıştır diye tahmin ediyorum. Zaten o kadar, evet. Yani burada bildiğimiz kadarı zaten orada Kel'Thuzad işte Necromancer olduktan sonra işte birazcık bu durumla ilgili nasıl diyeyim farkındalık kazanıyor ama bilgi edinmesi Shadowlands'a kadar sürüyor. Çünkü ilk başta o da bilmiyor bunları. Ancak işte gücü edindikten sonra ve işte bu Arthas'ın direkt bağlantısı olduğunu öğrendikten sonra bu bilgileri edinmeye başlıyor. İlk zaten Arthas direkt olarak Shadowlands'le bağlantıyı kuruyor. Lich King olduktan sonra o da. Daha öncesinde onun da yok. O Death Knight halinde falan o da bilmiyor. Yok. Ve burada kastettiği şey de sadece Dreadlord'ların işte Scourge üstündeki ve işte Legion'la olan bağlantılarını, işte esas bunun arkasında onların olduğunu falan anlatıyor. Oyun içinde gözüküyor bu yani. Aynen. Ha, verildiği kadar yani. Eyvallah. Evet evet. Şimdi şöyle bakalım. Aha. Bu yayından geldi. Daha işte şey konseye henüz başlar başlamaz geldi. O yüzden ekleyebildim. Bir PTR sorusu gibi duruyor. 9-1 ile alakalı olarak ama daha çok kendi merakımdan Tral'ın Torghast içinde elementlere seslenişini gördük. Bir daha üstüne bir gelişme olmadı. Bununla acaba bununla ilgili bir alıntı mı bir anlatıldı mı? Yani bir şey anlatıldı mı ya da bir şey görecek miyiz? Bir şey göreceğiz. Tral zaten raid'de bizzat bulunuyor ve raid'de ilginç bir şekilde Helya'ya attığı babasının baltasını taşıyor. Şimdi Torghast'ta elementlere ulaşabilmesi kısmı da ilginç. Ama onu da şöyle düşünebilirsiniz. Jaina da sonuçta Mava düştüğünden beri zaten çatır çutur büyü kullanıyor ve o da yani mage'liğin altında yatan şey o da element hakimiyeti ya. Aynı mantık var yani. Sonuçta kendiyle ilgili bir durumdan yani kendi içinden bir bağlantı kuruyor ve orada işte Torghast'taki elementleri kullanmıyor. Yani kendi gücü o aslında. Orada işte kurtulmasını da sağlayan, sonradan işte raid içinde kullanacağı büyüler de muhtemelen ona bağlı olacak. Tral'la ilgili şöyle bir şey diyeyim. Hatırlarsanız bir tane figür çıkmıştı ortaya. Ta böyle Shadowlands çıkmadan önce. O figürde Tral'ın üstünde hem eski armoru var, Doomhammer'ın armoru var, hem Doomhammer var. Üstünde bir de babasının işte baltası var. Yani şu anda raid'deki modelini gördük. Raid'deki modelinde işte Doomhammer'ın armoru ve işte babasının baltası şu anda elinde. Bir şekilde tahmin ettiğimiz şu, işte Doomhammer'ı da yeniden alacak. Yeniden muhtemelen güçlendirecek onu, bir şeyler yapacak. Ama bunu ne zaman yapacak bilmiyoruz. Şu anda raid'deki hali de olmadığı için olayın devamında olacak böyle bir şeyler diye tahmin ediyoruz. Yani Tral sadece işte eski halindeki Tral değil, onun da üstüne çıkmış bir halde devam edebilir. Ve büyük ihtimalle sonraki expansion'ın işte Bolvar'ı Magnus'i gibi bir karakter olabilir diye düşünüyorum ben. Valla benim düşüncem de şu şekilde, yani Görkem'in söylediklerine ilave olsun çünkü yeni bir şey söylemeyeceğim. Sadece ben artık Tral, yani Tral özel bir yeri olan bir karakter WoW'da. Farklı evet. Bir şeylere evrilsin istemiyorum abi, Horde'da dursun. İşte dediği gibi yani mesela Muradin gibi böyle işte Azeroth'a böyle ortak yardımcı olan bir karakter olarak görmek istemiyorum. Yani demek istediğimi anladın mı abi? Horde'da görevinin başında dursun istiyorum. Neden bilmiyorum ama o şu anda bir de Doomhammer zırhını da giymiş. Yani gideyim ben Orgrimmar'da arada gittiğim what is it you wish falan desin bana yani. Tamam da yani o kendisi ay ben artık Warchief olmayacağım diye ağlayan kendisiydi yani artık ordunun ötesinde. O kaçamaz o. Abi burada bir teori atayım mı size? Tahmin ettiğim bir şey var. Alliance'da biliyorsunuz işte son aşamada Battle for Azeroth'da bıraktığımızda şimdi Alliance savaşı kazanmış gözüküyordu değil mi? Evet. Anduin başındaydı olayın. Şu anda Anduin Darkside. Ve işte Anduin'i sil. Ve Alliance'ın başında şu anda kim var?
Gen Greymane. Trallion. Yok Trallion. Hayır işte Greymane yok. Trallion var. Evet ve Trallion yani orklardan böyle ölümüne nefret eden bir adam. Yani o yüzden de şu anda işte Regent Lord olarak Trallion var. Ve Trallion'un nasıl da kendisinin de kötü olabileceğini ve gerekirse neler yapabileceğini de kitapta görüyoruz. Hatta Alerian'ın da nasıl Darkseid olduklarını aslında bizzat kitapta o kısım çok önemliydi. İşte kitap bölümünde de uzun uzun anlattık onu. Evet, evet. Bayağı masum böyle sivillere işte bilgi almak için işkence edebilecek seviyede tipler bunlar. Ve şu anda Alliance'ı bunlar yönetiyor. Yani bu mevzu bittiğinde, Shadowlands mevzusu bittiğinde çok büyük ihtimalle işte Anduin de dönse bile yani kurtarsak bile şu anda Trallion'un ben tahtı bırakacağını zannetmiyorum. Artı tahtı bırakmak şöyle dursun. Çok büyük ihtimal yeniden Horde'a karşı özellikle öne açık olan Silvermoon'a karşı bir hareket olacak gibi gözüküyor. Şu anda çünkü Silvermoon'un önünde hiçbir Silvermoon'un önünde hiçbir savunma yok. Silvermoon'un kendi savunması da yok. Samwell çalışıyor ama yani orayı koruyacak bir ön şey kalmadı Undercity düşünce. Ve artık Undead'lerin oraya yardım etme şeyi de yok. Sadece işte portallardan gelebilecek şey artık böyle destek var. Bir de işte Undercity düşünce oradaki deniz yolu değil de Zeppelin yolu da kapandı. Yani o yüzden Silvermoon şu anda o tarafta Eastern Kingdoms'ta tek başına. Yani Alliance harekete geçerse çok rahat orayı kuşatıp işte işgal edebilir. Madem konuşuyoruz bütün şeylerin önü açık. Teoriyi açsın. Ben de sana başka bir teori veriyorum. Alliance Silvermoon'un önüne kadar yürüsün. Lord Tamar döner. Alliance'a girer hemen. Ya tabii ki. Yani abi, hem yapmayın, olur hem de işte. Şimdi dur. İşte soruya geleceğim. Yani Thrall'ın tek yani yeniden böyle Warchief moduna dönmesinin yolu da bu olur zaten. O yüzden bunu bu şekilde anlattım. Eğer ki bu tarz bir şeyler olursa Thrall yeniden işte bu konsey işi olmuyor agalar ben olayı devralıyorum diyebilir yani. Old God'ların birinin fısıltılarında Trallion'un ihanetlerle ilgili bir şey vardı sanırım. Yanlış hatırlıyor olabilirim demiş ama. Var. Yani abi ben kendi fikrimi açık söyleyeyim. Yine böyle bir hikaye gelirse ben sıkılırım yani. Yeter. Yeter ama. Hayır faction war olmayacak zaten işte. Yani bu şöyle olur muhtemelen. Trallion yani Light'ın tarafında bu işi yapacak. Tamam da yani İrel falan gelip işte Lightbound'lar Alliance tarafına yani Alliance olmayacak o. Çok büyük ihtimalle işte Light versus işte Mortal Realms falan gibi bir şey olacak. Hatta ben bunun böyle şey olacağını düşünüyorum. Yok bu işte yani Black Empire Expansion'ın yolunu açan mevzu olabilir bu. Çünkü işte Void tarafı da yarı yarıya iyi gibi gözükmesi gerekiyor öyle bir şey için. Yani sadece işte Old God'lardan dünyayı kurtarmak gibi bir durum olmayacak bence o Black Empire gelirse. Yarı yarıya bir katılma durumu da olabilir. Muratan. Ben katılıyorum. Light'a karşı omuz omuza Void'le savaşabiliriz yani. Horde ve Alliance bu oyunun en büyük iki pillar abi. Haberin olsun. Tamam onlara. Tabii yani o olay hiçbir zaman bitmez. Yani community'nin umurunda olmuyor. Benim umurumda değiller abi. İstedik yani sıkılıyorum ben abi kanka muhabbetten. Onun için. Olacak yani. Olacak. Güzel de olacak. Olur. Hep aynı muhabbet devam ediyor. Warchief'le geri dönme olayı olmaz mı? Annesiyle mi? Evet annesiyle konuşacak ya Troll. Şeyde Shadowlands'da. Bu şey gibi o Zübeyde Hanım'dan işte annesi değil esas olay karısı ve çocukları evet. Bu arada. Büyük ihtimal onlar biraz GG olacak gibi gözüküyor. Aynen Mystic Görkem'in dediği şey o zaten. Horde ve Alliance birleşip Trallion'a dalacaklar. Evet aynen. Yani şimdi... işte Light saldırdığında çok büyük ihtimalle oradaki
işte Horde liderlerinden, konseyden birileri ölecek. İşte ve şey de gözüküyor sanki, yani bir yerlerde okudum onu da, Agra ve işte çocuklardan biri ölecek gibi gözüküyor. Ya. Bak o zaman işlerin rengi değişir hacı. Bak. Bak o zaman ondan sonra zaten oluyor. Çok spoiler oldu ama yani zaten yarı onaydı. Nereden geldi sana o? Dur şu Horde bayrağını ya sallayalım. İşte, çok dayanaklı değil, o yüzden çok söylemiyorum ama öyle bir şey olacak gibi sanki. Herkes şokta. Biz hazırız hacı. Evet. Biz hazırız. Biz hazırız hacı mi? Yani kim o Turalyon? Getirin bana. Turalyon ve Yirel bu arada. Ay Yirel. Light. Yirel ya. Ne kadar sempatik karakterken neye dönüştü. Tamam ben evet, değil mi? Bu yayına böyle devam ediyorum falan diye. Şöyle banner'ı şöyle koyayım da öneriyorum. Ya bunda var ya, Mete'nin babası yaptı. Adamın eli şişiyor. Harika ya. Vay be hele. Ben direkt hazır zannetmiştim. Çok iyiymiş. Şimdi arkadaşlar bu minvalde devam edeceğiz. Sohbet aynı tatta devam edecek. Sadece soru faslını bitirdik diyeceğiz ama tabii ki mesela az önce nasıl yaptım? Çat çat araya sorduğunuz soruları aldım. Arkada şöyle naçizane Görkem ve Murat Han'ın bana pasladığı görselleri bir döndüreceğim. Ve bu aşamada da ben şu soruyla gireceğim. Abi PTR'da göze çarpanlar, sizin en çok dikkatinizi çeken şeyler neler? Yani sen girdin, abi bak şu çok iyi olmuş. Gameplay de olabilir, hikayesel de olabilir. Tabii başta konsey olarak bizim merakımız hikayesel. Hikayesel olarak böyle neler var, neler yok. Görkem'den başlayalım, şöyle saat yönünde dönelim. Sonra da Murat'a tamam. Zorayım. Ya zaten şey işte, biraz başta anlattım. İşte 9-1'in genel achievement'ının ilk iki chapter'ını yapıyoruz. İşte Chains of Domination diye bir achievement var. Onun ilk iki chapter'ını yapıyoruz. Bayağı güzel hikaye görevleri var. İşte muhtemelen başka şeyler de eklenir ama işte ilk daha böyle PTR'e gelen ilk build için bile bence bayağı fazla content var. İlk haftalık content'i olduğu gibi koymuşlar. Daha onda zaten işte önce şey gidiyoruz, işte Ardenweald'de bir savaş oluyor. Sonunda Sylvanas geliyor. Orada zaten İşte Winter Queen'in sicilini kurtarmaya gidiyoruz ama işte sonunda tabii kurtaramıyoruz. Onun üstüne işte Cortia'ya gidiyoruz. Cortia'da da Venari işte bize buranın işte yolunu, burada bir şeyler oldu işte, çekti orayı falan diyor. Bu senin orada yardım aldığın işte biliyordur bir şeyler, git ondan öğren diyorlar. Ondan sonra da işte bunun üstüne Venari bize yardım ediyor. Cortia'yı buluyoruz. Cortia'yı bulduktan sonra da bir tane Valkyr görüyoruz. İşte onun hatta tüylerini görüyoruz önce. İşte Venari de bunu görüyor. İşte hiç görmemiştim. Altın tüyler var. Bunları takip et. Buradan bir şey çıkabilir diyor. Takip ediyoruz. Bir tane işte Valkyr yakalamış Mouseworn'lar. Onu kurtarıyoruz. O da bize işte şey diyor, işte Odin'in gözü işte kötüye kullanılıyor. Odin'in bunu duyması lazım. Bunu işte haber vermeye çalışıyordum ama yakalandım diyor. Biz onu kurtarınca bizi alıp işte House of Valor'a götürüyor Odin'in yanına. Ondan sonra Odin deliriyor tabii, işte Helya artık işte kendini aştı, işte bu kadar da saygısızlık olmaz falan diyor. Çünkü Odin işte zaten onu daha önceden imasını Muezzal'a bize galiba işte dungeon içerisinde söylüyordu. Odin'in gözü, işte tek gözünün olmaması, işte aynen Nordic mitolojideki gönderme gibi. Shadowlands'ı görebilmek için Muezzala'ya vermiş tek gözünü ve işte onun sayesinde bu Valkyr sistemini kuruyor. Valkyrleri yaratmayı öğreniyor. İşte kendi savaşçılarının ruhlarını kurtarmayı. Çok özür dilerim. Venari dedin ya, o yüzden hazır Venari'deyken. Venari'nin amacıyla ilgili bir soru geldi. Bir şey çıktı mı merak ediliyor. Venari'nin amacıyla ilgili şu ana kadar ama. Yok çıkmadı. Ama şöyle bir şey var. Venari yeni bölgeyi bulduğumuzda
stealth oluyor ve beni görmesin oradaki işte şeyler diyor. Neydi? Yani orayı, oranın koruyucuları işte beni görmesin diyor ve saklanarak bize yardım ediyor. Son aşamada onlara kendini göstermiyor. Gene bayağı yani ikircikli bir durum var onunla ilgili. Bir biteni. Onu da sonradan öğreneceğiz muhtemelen. Evet, devam edebiliriz. Evet, şey yani bu Odin'in gözünün işte Eye of Jailer olduğunu öğreniyoruz. Zaten şey ilk bölgeyi bulduğumuzda işte oradaki koruyucular bize mount'ları kullanabilmemiz için güç veriyor. İşte istediğin mount'u çıkar Mavda diye bizi bir kurtarıyorlar. İlk önce Mavda mount çıkarabilmeye başlıyoruz. İkinci aşamada da işte bunu öğrendikten sonra Odin'e yardım ediyoruz ve işte oradaki Valkyrlerden seçiyoruz. Bir tane de işte Odin bizi oradaki Blacksmith'ine işte boru yaptırıyor ve onu götürüp işte yanımızda Odin'in gücünü işte Mavda aktaracak elçi gibi bir şey oluyoruz. Yanımıza da işte 3 tane Valkyr veriyor. O Valkyrleri de dövüşte test ediyoruz. İşte yendiklerimiz, dövüştüklerimiz yanımıza katılıyor işte bize layık falan diye. Sonra da işte bunların sayesinde Eye of Jailer'la işte yüzleşiyoruz. Daha önce zaten Venari bizi işte Cordia'ya götürürken Eye of Jailer hissediyor bizi. Geliyor tepemize, işte hareket etme falan diyor Venari. Sonra gidiyor. Bizzat görmüş oluyoruz işte Eye of Jailer'ı o sırada. Sonra da işte bu Valkyrlerle geri dönüp Eye of Jailer'ı işte yakalayıp onunla dövüşüp onu bir nevi inaktif hale getiriyoruz. Böylece Odin'in gözü Helya tarafından kötüye kullanılmayacak hale geliyor. Ve o sayede de o Eye of Jailer mekaniği üzerimizden kalkmış oluyor. Mavda istediğimiz kadar durabilecek hale geliyoruz. İşte yani bu iki anahtar nokta var şu anda işte PTR'da. Bunlar da zaten live olunca da işte yani patch geçince işte 9.1 gelince ilk yapacağımız şeyler. O yüzden bence daha böyle hani test. Bu arada. Ne? Haftalık mı görevler? Böyle bir şey aldın mı? Görevler evet evet. Haftalık iki chapter açılacak gibi gözüküyor. Son chapter da raid chapter gibi gözüküyor. Tamam. O zaman o konuda da bir şey dedim. Yani 7 hafta yani. İşte 7 hafta sonunda değil, muhtemelen 5. haftada raid açılacak. Zaten raid takvimini de daha önceden vermişlerdi. İşte sadece tarihi belli değil. Yani çok büyük ihtimalle o achievement'lar tamamlandığında son aşaması raid olacak. Şey gibi düşün işte Legion'daki Nighthold görevlerini yapmıştık ya raid açmak için. Aynı onun gibi. Tamam. Ama son aşaması işte şey yani o achievement'ı dur açayım da tek tek onun esas üstünde konuşalım bir ara. Yani o aşamada sadece raid'i açmayacağız. Başka bir sürü olay oluyor. Aldım. Kopya çekeyim. Şey sen zaten kendi konuşmanı bitir. Ben de hani oraya girip. Bitti. Ha, sen konuş ben onu açayım. Şimdi bitti ben. Eğer haftalık olacaksa ben ona şeyi teori kurmuştum bugünkü yazıda. Hani raid'in sonunda göreceğimiz olay lore'un sonu olmayabilir demiştim. Bunda da dayanan bu patch'te Covenant haftasının 5. haftasında falan gördük bir açıldı raid. Geride hala çok fazla farf vardı. Raid bittiğinde yani. Daha raid bittikten sonra Covenant story'imiz devam etti uzun bir süre. Ben o yüzden şey demiştim. Zaten Renown Cap'ten de belli o. Renown Cap 80'e çıkıyor. Ben o yüzden şey demiştim. Raid'in son raid'de yaşanacak olaydan sonra ya oradaki isimlerden The Power of Night ya da A New Path, A New Path olacak. Aynen. Ve bu ikisi de raid'in ardından çok anlam ifade edebilecek chapter isimleri. Ben orada evet, isimleri evet. Oku, oradan biraz şey yapayım. Aynen, üstüne konuşalım. Şimdi ilki Battle of Ardenweald. Zaten girer girmez onu yapıyoruz işte o anlattığım şey. Winter Queen'in sicilini korumaya gidiyoruz. Nasıl olduğunu anlatmayayım ama işte sonunda Sylvanas geliyor. Sylvanas'la yüzleşiyoruz ama işte dövüşemiyoruz.
bizi stan edip ondan sonra işine bakıyor. Ama orada bayağı güzel bir savaş var. Yani zaten şey, Jailer'ın gücü ne derece artmış onu da görüyorsunuz. Hemen arkasından işte Oribos'a gidiyoruz. Oribos saldırı altında. İşte bütün Mouse Ward'lar saldırmış. İşte giriyoruz Jaina, o Flight Pet'te işte gelenleri savuşturuyor falan. Orada işte bizi Venari'ye gönderiyor. İşte bu Oribos'taki nasıl diyeyim, o şey görev veren masa başındaki arkadaş, adını unuttum şimdi de, o yolluyor bizi. Bu kısımdaki zaten şey, amaç da işte Mav'ı bu Covenant'ların işgal gücünü açmak. Onu işte yapıyoruz ve Oribos'u kurtarıp ondan sonra işte Mav'da ikinci bölgeyi açınca ikinci bir Waystone, işte First One'lardan kalan bir portal açıyoruz. O sayede ikinci de mi var? İkinci var işte. Zaten esas olay o. Yani bu ikinci chapter'da da esas amacımız o. Bu Odin mevzusundan böyle paralel giden bir konu var. İkinci chapter'ı yaptığımızda da işte zaten onun adı Mav Walkers. Hani biz Mav Walker'dık ya, onu çoğaltıyor evet, işte. Evet. Böylece işte Oribos'a bir portal açıyoruz. Mav'a geçebiliyor oradaki saldırı gücü. Onun başında da işte Bolvar var ve yeni Covenant liderleri var. Onlar geliyor hepsi ve işte Mav'a saldırı başlatıyoruz. Bundan sonra bunu yaptıktan sonra Mav'da işte assault görevleri açılıyor. Aynı işte bu Old God assault'lar falan olduğu gibi işte Mav'da assault görevleri açılıyor. İşte haftalık onları yapıyorsunuz. Bir tanesini yaptım ben. 203 item veriyordu. Bir de bayağı bir işte oradaki yeni faction'a işte reputation veriyor. Onların da ara cutscene'leri falan var. Onları daha görmedik. Bu iki chapter'da mevzu kalıyor. İkinci chapter'ı açtıktan sonra bir tane görev var. Bu şeyin Chains of Domination'a bağlı değil ama direkt olarak o göreve gönderiyor bizi. O görevi yaptığımızda da Dreadlord'ları ilk kez görüyoruz. O kısmını tam anlatmayayım, spoiler olmasın ama işte sonu ona bağlanıyor. İkinci chapter'ın bonus görevi gibi o. O aşamada ilk haftanın kontenti bitiyor. Yeni Cortia bölgesinde işte daily'ler var. Daily verenler arasında işte Kael'thas var. Geri işte Covenant'lardan tanıdığımız karakterler var. Hepsi bir arada orada. O yüzden ilginç olmuş arası. Daily yapınca da oradaki yeni faction'a işte reputation kazanıyorsunuz. Güzel böyle uçan mount var. Yerden giden mount'lar falan var. İlk başta işte gördüğümüz o. Şeyin devamı, achievement'ın devamında sonraki chapter, yani 3. chapter The Last Sigil. Yani bu işte şey, Arkon'un sicilini alıyor ya sinematikte, işte Anduin bıçaklıyor evet, Arkon'u ve işte ilk sicili alıyor. İkinci sicil Winter Queen'in sicili. Onu da Battle of Ardenweald'ın sonunda alıyorlar. İlk 15 dakikada iki tane sicili kaybediyor. Aynen. Ses çekiyorum, aynen. Görkem, bu ara senden haberin olsun. Evet. Ha, pardon. Estağfurullah. Şimdi iyi mi? Estağfurullah. Ya puştu toktayım da çok uzun basılı tutunca yani açık tutunca eko yapıyor. Tamam, şimdi devam ediyorum. The Last Sigil muhtemelen işte şey Maldraxxus'un sicili. Çünkü zaten en başından işte Denatrius Jailer'ın tarafında olduğu için zaten onda bir sicil yok bildiğimiz kadarıyla. Yani Maldraxxus'un sicilini nasıl alıyor bilmiyoruz ama çok büyük ihtimalle o Draka'da ve ya da ikinci ihtimal Runecarver'da. Runecarver'ın yani işte yani Primus olduğunu net yani olarak öğrendik artık. Spoiler ver yani, çünkü 9 dakika PTR'a düştü, dün Exodus bu konuda konuştu, bir sürü YouTuber konuştu. Yani. Tabii canım, çekinmeyin ya. Rahat. Zaten bu yayında olanlar spoiler'ı sallamıyordur o zaman. Aynen, çok büyük ihtimal ben de Draka'da olduğunu tahmin ediyorum Kay'in. Aynen Mystic X'de yazdı chatte, she is the Kay diye. Kay aşağı, Kay yukarı, Maldraxxus görevlerini yaparken görüyorsunuz. Artı Necrolord questlerini yaparken de paso Draka üstünden dönüyor olay.
O yüzden bu son sicili artık Draka ile ilgili bir olay üzerinden büyük ihtimalle göreceğiz. Onun sonunda da paralel konu olarak büyük ihtimalle Primus geri gelecek. Primus geri gelince işte ne olacak bilmiyoruz. Çünkü tipi hiç böyle iyi karakter gibi değil. Hatta işte herkes bunu konuştu ortaya çıkınca. Bu Jailer'ın ilk çıkan modeli, hani böyle konsept art olan sakallı modeline benziyor Primus'un modeli. O yüzden biz şey kendi aramızda şunu konuştuk işte, acaba Primus'la Jailer ikiz gibi, kardeş gibi mi yaratıldılar denk güçte? Bu da aynı şey gibi, Zeus ve Hades olayına gönderme gibi geldi bize. Onlar da çünkü Yunan mitolojisinde öyle geçer. Görüntüleri de benzer ama ikisi birbirinin işte karşıtı gibi gözükür son hallerinde. O yüzden yani işte ekipte o Eternal One ekibinde lider olmaya da en yakın ikisiydi. Evet evet aynen. Onun için o ikiz kardeş çok bana mantıklı gelmiş. Yani bu evet Jailer'a karşı olan ayaklanmanın ve Jailer'a hapsetme mevzusunun başındaki kişi evet, bizzat Primus olabilir diye tahmin ediyoruz. Bu Last Sigil'de de büyük ihtimalle o ortaya çıkacak. Üstüne sonraki chapter zaten artık bunu iyice garantiliyor gibi. An Army of Bone and Steel onun da adı. Yani kemik ve çelikten oluşan bir ordu gibi bir şey oluyor onun da anlamı. Bu da artık iyice Primus zaten. Direkt Primus göndermesi bu bence. O chapter'da da artık bu Primus'un mevzusu ortaya çıkacak. Ondan sonraki chapter The Unseen Guest, işte görünmeyen misafirler diye geçiyor. Bu da çok büyük ihtimalle Dreadlord'larla ilgili olacak ve burada bence Dreadlord'lar bu chapter'da Denatrius'u kurtaracaklar. Gizli olan ve işte saklanmış olan ve şu anda işte Covenant'lara sızmış olan, kozmik güçlere bile belki sızmış olan Dreadlord'ların belki hepsi ortaya çıkacak Denatrius'u kurtarmak için. Orada bildiğimiz kadarıyla Mal'Ganis'le biz uğraşırken diğer bütün Dreadlord'lar gidip Denatrius'u kurtaracaklar. Ve bunu biz söylemiştik defalarca. Evet, biz de bunun olacağını aylar öncesinden söylemiştik. Hatta iki tane Dreadlord bölümümüzde böyle biraz bahsetmiştik bunların olabileceğinden. Üstüne zaten Denatrius'la ilgili işte bölümde konuştuk. Raid bölümünde galiba. Natria bölümünde bayağı uzun uzun anlattık bunu. Direkt böyle aynen konsey yine bildi yani. Üzgünüm. Sinir olanlar olsun. Sonraki chapter The Power of Night. Bunda da yani çok çok büyük ihtimalle Elun olayı ve Tyrande olayının sonunu göreceğiz. Elun'un kim olduğunu ve fiziksel görüntüsünü ilk kez göreceğiz bu aşamada gibi gözüküyor. Çünkü Night mevzusu işte Night Warrior'ı direkt ona gönderme. Evet. The Power of Night. Bu aşamada da çok büyük ihtimalle onu göreceğiz. En son chapter A New Path, yeni bir yol. Yani bunda da büyük ihtimalle Raid'e bağlanacak mevzu. New Path demesi de burada şu açıdan ilginç. Birileri taraf değiştirirse bu başlık ona çok uygun. O yüzden ya raid'den önce ya raid sırasında, raid'in bitişiyle belki bu chapter tamamlanacak. Yani benim tahminim raid bittikten sonra olaylardan sonra gideceğiz. Bu son görevi vereceğiz. Chains of Domination content'inin son aşaması o olacak bence. Yani 9-1'in. Ve o görevi verdiğimizde işte böyle oldu, olay tersine döndü, yeni bir yola girdik gibi bir aşamada mevzu bitecek. Bence o yüzden bu da işte o raid'in sonunda olan olaylar ve o raid'in son fazı işte Arbiter platformunda Sylvanas'ın olması, Jailer'ı takip etmemiz gibi olaylar bizim işte Shadowlands içerisinde taraf değiştirmemize bile yol açabilir. Belki işte Jailer'ın tarafına geçeceğiz hepimiz. İşte Primus'a karşı herkes savaşacak. Gerçek kötü Primus çıkacak ortaya. Gerçek Jailer o çıkacak yani. İşte Zovalı Jail eden Jailer aslında Primus'muş diye belki göreceğiz. Yani bu A New Path biraz bence ona gönderme yapıyor.
Tamam. Şimdi bu görkemindi. Hı. Şimdi onu öyle ben bir tek tek şey yapayım. Şimdi eğer görkemin bahsettiği gibi o şimdi o storyline achievement'ta bir gariplik var. Nasıl diyeyim? 1, 2, 3, 4 diye de gitme ihtimali var. 1, 3, 2, evet, 4 chapter'lar dağınık gibi sanki değil mi? Ve bu doğrudan nasıl ilerleyeceğini etkiliyor yani story'nin. Nasıl biteceğini. Çünkü bir bitişte Elun'la bitme ihtimali var. Bir bitişte de Görkem'in bahsettiği Enifat ile bitme ihtimali var. Çok aşağı. Şimdi ben ilk gördüğümdeki tahminimi söyleyeyim. Ben ilk gördüğüm tahminimde şimdi ikinci chapter'da The Last Sigil'in hani Oribos'a bir saldırı olur ama onu başaramaz. C'dir. O yüzden geri iteriz ve işte Arbiter'i alamaz diye düşündüm. Mağarından Unseen Guest bölümü benim görkemim de söylediği gibiydi. Ve yani benim çok heyecanlı olduğum kısımlardan biri Unseen Guest. Ve umarım doyurucu bir chapter olur. Ve ilginç bir şey Dread Lady'ler var. Dişi Dread Lady'ler. Evet, dişi var. Onu demeyi unuttum. Evet, güzel hatırladım. Biz o Dread Lord bölümlerimizde şakasına söylemiştim. Ben yani öyle bir şey kaldıramam demiştim. Ama gerçekten dişi Dread Lord'lar dişi atletim varmış. Umarım çocuğunu da görmeyiz. Yani ona hazır değilim. Çocuk bebek böyle. Atletim görmeye. Yok. Ona hazır değilim. Bir de yani atletim armor üzerinde olmayı da çok muhtan gözüküyormuş. Onu da söyleyeyim. Oyun, yani PTR'da gördüklerim kadarıyla. Şimdi Natrezin Stelatius'u kaçırırsa orada şey diyor detaylıca. İşte Malganis bizi tuzağıyla oyalıyor. Ve bizim kim bizimle konuşuyor bilmiyoruz o diyalogta ama o bizimle konuşan karakter işte Malganis'i mağlup ettiniz tamam ama bu arada diğer Dreadlord'lar Denatrius'u kaçırmaya gitti. Gerçekten bağlı oldukları tek efendiye diye. Denatrius reis kaçacak. Ve işte zaten ben bu yüzden 9-2 ile 9-3 bekliyorum yani. Bu yine Belalır gazına kalsak 9-1 de bitiyor çünkü peç. Ha evet, onu sen de ben de pozitif oldum. Yani Denatrius gelecek peçlerin sağlayıcısı olabilir. Yani hikaye sağlayıcısı olabilir. Diğerinde ya ben Enim peti çok daha hani düz bir şekilde şöyle almıştım. Spire of Ascension'ın sonunda Arkon şunu söylüyordu Deus'u mağlup ettikten sonra. Hani Deus'un bu bizde yarattığı bölünme ve hani iç corruption'ı bizim bunu çözmemiz lazım kariyerler olarak ve belli ki bizim işleri değiştirmemiz lazım diyordu Dungeon'ın sonunda. Yani kafa yapısı olarak. Ve Jader mağlup edildiği zaman da abi şey gibi değil mi o? Seçmen kitlemizi konsolide etmemiz lazım. Hemen evet, yeni şeylere başlayalım falan. Konsolide lafını uzun zaman. Tam o kadar. Hani işte acaba Enil Pet dediği bunların sürekli vurguladığı Pet'i daha farklı bir bakış açısına mı geçecekler acaba? Kirin odaklı bir bölüm mü olacak diye düşündüm. Ben onu hiç sanmıyorum yani. Tabii yani o da olmuyor. Çünkü yani şöyle şimdi çok manyak da çılgın şeyler olacak gibi. Patch'te. Evet, evet. Çılgınların işte arasında Kirian'ların felsefik discussion'ını koymak ne kadar heyecanlı olur bilmiyorum. Ama bu mümkün. İki, yani %50-%50 bence. Onunla ilgili bir ufak başka gönderme var. Ona yani Valkirlerle tanışan Kirian'lar muhabbeti var. Onu arada anlatayım. Evet. Kilea işte bir tane Valkir'le tanışıyor. Valkyrie erkek mi? Gerçi yok dişi. Valkyrie diyor hatta bizim erkek versiyonumuz yok diyor Valkyrie. İşte Kirin evet, olan evet, da çok ilginçmiş falan diyor. İşte Kirin olan karakter erkek mi? Çünkü çocukla gelebilirler Arkon'a. O erkek. Tamam. Arkon'a artık sürpriz yaparlar onlar.
Arkonda hastane odasındayım, gidin başımdan. Der. Bir de Arkon evet, şey paçalı. Bu arada. Gerçekten paçalı şu an. Yara şeyi var. Herhalde Arkon evet, hastane. Yeni model gelmiş. Aynı şey gibi. Yarası da şeye benziyor. Utır'ın yaraya benziyor. İşte sonraki bölüm işte The Moonwalker'dı. Tamam şimdi onu yaptık zaten. Army of Bone and Steel'da ben Maldurak kızı özel bir şey bekliyordum. O şey olabilir belki, yani bir ordu mu toplayacak acaba Maldurak kız? Primus'un dönüşünden sonra. Yani Primus böyle gelip, ben onu görmek isterim yani. Primus'un böyle gelip artık o tahtında otururken görmeyi isterim. Okul da ister diye tahmin evet, ediyorum yani güzel. Yanımızda. Tabii büyük ihtimalle o tarz bir şey olacak ama işte bunun için şey olması gerekiyor. Yani Rune Carver'ın Forgast'tan kurtulması gerekiyor. Öyle bir şeyler olacak demek ki. İşte orada. Burada hala Rune Carver'a ihtiyacı olanlar vardı. Acaba oraya ne bileyim böyle o legendary itemleri yapabilmesini sağlayan benliğini oraya mı bırakacak acaba? Hani kalsın orada o. Yok. Yani çok büyük ihtimalle işte o legendary crafting olayı yeni bölgeye geçecek. Daha görmüyoruz onu ama biraz onun yolu yapılıyor gibi. Yani direkt Cortia'da yapacağız legendary'leri. Ya, tamam da her legendary için de gidip Primus rahatsız edilmez ki. Yok yok, Primus yapmayacak işte artık. He. Oradaki yeni şey bölgedeki şey şeyler yapacak. Evet. Bonesmith Helmir şey diyordu Baldur's Gate görevlerinin başında. Sana yapacağım bana kılıç dövmeyi Primus öğretti diyor. Şu an Soul Band'larımızdan biri Bonesmith. Hatta o da aslında bayağı bir şeyler öğrenmiş sanırım Primus'tan. Belki Primus ona devreder o zaman. Evet, o da olabilir. Çünkü şey zaten bütün Covenant'ların NPC'leri hepsi orada. Belki bizzat o yapacak. Evet, ama evet, sanki oradaki yeni şeyler yapacak gibi işte. Ya, neydi, unuttum onların da sınıfını. Attendant. Aynen, onlar yapacak gibi gözüküyor. Yani çünkü orada şey var. Eskiden böyle bir savaş ortamı olmuş ve ona hazırlık yapılmış, bir şeyler olmuş. Aynı şey gibi Argus'ta Makari bölgesi vardı ya. Evet. Oradaki böyle düzene benzer bir şeyler var. Yani böyle orada da böyle şeyler vardı ya, forcular şeyler. İşte eski eredarlar iyiyken böyle silah yaptıkları yerler falan vardı. Biraz onu andırıyor. İyiyken dediğim dönemde de yani tabii şey Sargeras'a katılmadan önce diyelim. Evet, o zaman da pek iyi değiller zaten bizim düşüncemizde. Evet. Şeyi söyleyeceğim. İşte bir sonraki partta Army of Bone and Steel var. Onu konuştuk. Şimdi Power of Light. Artık Elon'u görmek istiyorum ben. Ayıp olmazsa. Elon'u ben olaya müdahil olduğunu görmek istiyorum da şimdi Raid'in bitişiyle bu çakışırsa çok eğlenceli olur bence. Çünkü evet. Ben artık Raid'e girip onu bağlayayım o zaman. Raid, Dungeon, Raid. Bu arada madem spoilerlı konuşuyoruz, o şeyi de söyleyeyim. Datamine edilen Progenitor diye bir ırk var. Yani öncüler gibi bir ırk var. Bunlar çok büyük ihtimalle First One modelleri. Bunlar şey değil arkadaşlar, humanoid değil. Nauru'ya da benzemiyor. Şey gibi. Ben hatta onunla ilgili de bulmuştum işte, böyle kristal hareketli değil de böyle hareketli ışıktan oluşan, yani ışık da değil, böyle görüntülü şey gibi düşünün. Kaleydeskop içinde kaleydeskop içinde gördüğünüz şekillere benzeyen ve devamlı hareket halinde olan böyle şeyler gibi. Ve işte bunu ben şeye benzettim. İncil'deki orijinal işte melek anlatımlarının böyle formlarına benziyor. Böyle tasvir onların şeydir. Böyle humanoid değildir. Aynen böyle her yerinden bir şeyler çıkan böyle geometrik şekillerde falan varlıklar gibi anlatılır böyle. Hatta işte görünce delirirsin, o kadar böyle işte fiziksel evrenin dışında gözükür. Bunlar da aynı o tarz yaratıklar gibi gözüküyor. Ve işte hafif Nauru formunu andıran şeyler.
yaratıklar. Çok büyük ihtimalle Elun da bu tarz bir şey çıkacak. Onu yollayayım. 7 sene bekledim. Işık küresi çıkmadı. Gelen bu mu diyecek? Ya tabii ya. Sadece o olmayacak muhtemelen. Bunu oyun içerisinde etkileyici bir şekilde göreceğiz. Işte, yani. Işte. 20 küsur sene bekleyişim karşılığında ışık topu görmek istemiyorum elimde. Tabii yani düz ışık topu gelmez o büyük ihtimalle. İşte şey gibi düşün, Nauru'ları nasıl gördük oyunda? Evet. Yani o tarz bir şey olacak. Şimdi ben o zaman hem raid'in bitişinden hem de oradan bir şey bağlayacağım. Bu arada Progenitor'a şimdi çok takılmak istemeyen bir sebebi şu, çok ham gözüküyor o modeller. Bir de öyle bir şey var abi. Evet. Onu bulup yollayayım ben size. Hani son halleri olmama ihtimalleri ve daha çok taslak halleri olma ihtimalleri çok yüksek oluyor. Şimdi ve Flamanas'ın Bungie oyunlarında öncelikle faz isimleri çok hoş. Boss fight'ının faz isimleri. Çünkü mesela şöyle What makes us strong mesela ilk fazın adı. Flamanas'ın meşhur bu sözü. Ardından dur bakayım ben burada. Hemen bakalım. Hop. İkinci daha doğrusu intermission, birinci faz ve ikinci faz arasındaki intermission'ın adı A Monument to Our Suffering. Ve fazın nasıl diyeyim, bir her fazın altında böyle küçük alıntılar var. Onun alıntısı da You are unfit to wear this crown. Bir sonraki faz The Banshee Queen olarak geçiyor artık ve Sylvanas o data mining'den Banshee formuna geçiyor yüksek ihtimalle. Ve son evet son faz adı Görkem'in bahsettiği gibi The Freedom of Choice ve The Freedom of Choice ve bu fazın altında küçük açıklama yazısı da Nothing can stop what is to come. Onun için ben gerçekten çok heyecanlanmıştım bunlar çıktığında. Yani her şeyden de ben artık kazanamayacağımıza emin oldum. Bu isimleri, bu description'ları gördükten sonra. Öncelikle evet, fight sırasında Jailer'e herhangi bir şekilde saldıramıyoruz. Jailer elusive olarak geçiyor. Yani fight tamamen bizim Sylvanas'la savaşıp bir yandan da Jailer'in Oribos'a ya da aslında benim aslında kişisel tercih olarak Corsia'ya çıkmasını beklerdim ama Oribos'a doğru zincirlerle yükselişini tamamen içerecek. Ve fight'ın sonunda da son fazında da Jailer'in peşinden biri giderken Sylvanas da Banshee formunu uçarak yanımıza ve son platformuna gelecek. O da Arbiter'in platformu olarak gözüküyor. Yani onun için ben bayağı önce söylemiştim bunu, o yüzden açıkçası kendi üzerime alıyorum yani Arbiter'in aslında Jailer'in yerine konmuş olması. Jailer ondan alınanı geri almaya gidecek orada. Arbiter'in odasına çıkıp. Ve o da bayağı karanlık gözüküyor. Bayağı karartıyor yani orayı Jailer galiba. Evet. Ve zincirlerle bağlamış. Zincir vurgusu da çok hoş. Şimdi burada iki ihtimal var ama. Bir tanesi daha mümkün olan oranın evet Arbiter'in odası olması. Arbiter'in orada inaktif şekilde beklemesi ve fight'ın hani inaktif Arbiter'le bizim aramızda hani Jailer'i engellemeye çalışarak geçmesi. Ama açıkçası benim daha şahsen bir tercih edeceğim ihtimal var. Orasını bakın o oda Arbiter'in odasının birebir aynısı. Ama Skybox'a çok karanlık. Kovalya'ya altından bir Skybox'ı var. Gene portallar var bu arada. Evet. Bütün böyle şey arkadaki portallar var. Üstüne bir de mal portalları var. Evet. Benim tercihim diyeyim. Çünkü yani bu olma ihtimali düşük olsa da Cortia'da Jailer'ın orijinal asıl sürülmeden önce bu işi yaptığı yere geri çıkıyor ve orada ondan alınan şeyi, sırrı diyelim belki de alıp hani Ascended olması benim aslında istediğim şey, görmeyi tercih edeceğim şey, Arbiter karışmadan işin içine.
Yani o asıl Cortia'daki bizim teorimize göre de Oribos'tan önce o işin yani ruhları dağıtma ve hani Shadowlands'ın ana bölgesi olma yeri olan şehri olan yerde Jadir'in gücünü geri kazanması ve işte eski formuna dönmesi. Ama işte burada şu engel oluyor. Arbiter'daki anahtarı alması gerektiği için. Hı? Sana demedim. Arbiter'daki anahtarı alması gerektiği için tamamen orası Oribos. Ama yani size de sorayım. Daha cool olmaz mı yani oranın Cortia olması? Ne düşünürsünüz o zaman? Cortia'ya yani sonradan geçecek gibi işte. Yani Cortia'da da şu anda zaten ilk haftadan gördüğümüz şey orada böyle gene devasa yapılar var Oribos tarzı evet, ama evet, yıkıntı halinde evet. Ve oraya işte Jailer'ın güçleri saldırıyor. Onu görüyoruz. O yapılara yani, saldırıyorlar. Raid'de yaşanacak olaydan sonra. Yok yok, raid değil, direkt open world olan olay. Açıkta olan olay bu yani. O Cortia'da şu anda zaten Jailer bir şeylere saldırıyor. Onu işte açıldıktan sonra muhtemelen göreceğiz ama ne olduğunu, oraya niye saldırdığını, işte ne yapmaya çalıştığını bilmiyoruz. Ama tahmin ettiğimiz kadarı şu, işte orada hem ikinci portal var, işte biz açıyoruz onu. Üstüne First One'larla ilgili başka bir şeyler de var orada muhtemelen. Bir şey yok, ben şey diyecektim. Şimdi sonra geçiyor dersen, şimdi ben Raid'in sonunu söyledim. Hani Raid'in sonunda Arbiter'e yani, geçecek. İkisi de uyar aynen. Alacağını, hani yapacağını yaptıktan sonra Cortia'ya mı geçecek diyorsun mesela storyline'ı? Yani olabilir, çünkü işte oradan alacağını da alıp artık böyle şey fiziksel evrene saldırıya geçecek. Çünkü esas amacı işte bir şekilde Azeroth'u ele geçirmek. Azeroth'un ruhunu hatta. Peki işte ben şöyle düşünüyorum. Raid'in sonunda ben Jailer'ın Arbiter'dan o alacağı o göğsündeki şeyi almayı başarıp bu olayın üzerine artık Elun'un The Power of Night chapter'ıyla konuya dahil olacağını düşünüyorum. Ve arkasından da o New Path chapter'ı gelebilir. Hani artık bazı şeyler değişecek diye. Story'yi biraz daha ilerletip hani belki bize olayları iyice Jailer'ın açısından gösterecek bir storyline olarak. Ben Sylvanas'ın Jailer'e yanıt edeceğini düşünmüyorum. Çok insanlar ihtimal verse de. Yok işte öyle. Yani bir taraf değiştirme olursa hepimiz Jailer'ın tarafına geçeriz bence de. Yani bu farklı olacak. Ya işte o son fight'ta onu bilmiyoruz. Takip ediyoruz sadece. Aslında Arbiter geçiyor karşıya değil mi? Yani işte öyle bir şeyler olabilir. Çünkü yani biz sadece işte Jailer'a etki edemeden takip ediyoruz ve Sylvanas da muhtemelen onu bize karşı korumaya çalıştığı için onunla dövüşüyoruz. Evet, Sylvanas'ın ben hani Jailer'ın tarafında kalacağını düşünüyorum. Tabii. Yani o taraf değiştirme bence işte çok daha büyük olacak. Hani Sylvanas bizim tarafımıza geçip Jailer'a karşı savaşacak olsa çok zaten klişe olur. Bu da yani çok bir etkisi de olmaz. Onun tarafına geçeceğiz. Yani olmaz. Evet. Güç farkı olarak da hiçbir etkisi olmaz yani. Süper klişe. Yani çünkü ne dedin abi? Yok yani Görkem'in dediği gibi süper klişe olur, olmasın da yani öyle. Evet. Ama işte insanların... Yok hiç sanmıyorum öyle bir redemption olmaz yani. Yani insanların istediği ve beklediği o. Umarım bile de böyle işte sıçmaz yani potansiyeli. Ben sinematiğim sonunda... Yani iki ihtimal var işte... aynen yani bak ben şeye güveniyorum biraz işte... Sylvanas Garrosh olmayacak dediler ya. Yani evet. Sylvanas Garrosh olmayacaksa bu aşamada da ölmemesi lazım. Evet. Yani biraz evet, ona güveniyorum. Yani ikincisi Sylvanas'ta tabii ikincisi Sylvanas'taki durum çok güzel böyle şey bu Battle of Ardenweald'de de biz mesela ona saldırmaya çalışınca bizi stunlıyor. İşte ben seni tanıyorum. Sen bu olaya işte müdahale etmezsin. Daha iyisin sen. Gibi bir şey diyor evet, böyle. Evet. Hani sen hiç karışma, sen bundan daha iyi
sen bundan hani daha ileri layıksın tarzı bir şey diyor. Sen hiç karışmıyorsun. O tarz bir şey diyor. Evet. Sen evet. daha iyisini bilirsin, evet. yapma bunu falan gibi bir şey diyor. Ve bize, ne bize saldırıyor ne de bizim ona saldırmamıza izin veriyor. Yani orada ilginç evet. bir detay var. Sonrası da o yüzden o çizgide gider. Bir de öncesinde de hep onlara demiştim, bu Sylvanas'la ilgili önümüze atılan kırıntılar zaten ta Shadowlands'ın ilk sinematiğinde başlıyor. Orada bakın bizli konuşuyor. Hep, onu hep böyle evet. geldiğim zaman söylüyorum. İşte hepimizi kurtaracağız, kurtaracağım işte bizli konuşuyor. Bencil değil. Genel bir davası var ve bizi de evet. bu düşünüyor bunun içerisinde. Yani oyuncu karakter olarak, hero olarak, bütün Azeroth halkları olarak hepimizi düşünüyor bunun içerisinde. Bencil olsa, başka daha büyük bir davası olsa yani. Böyle demez. Sonraki evet. aşamada da işte bu özgür irade olayına yaptığı vurgu, işte Anduin'e ısrarla hiç yapmaması, yani yapmasına gerek olmadığı halde Anduin'e seçenek vermesi, onu böyle anlamaya çalış bunu, işte kendi isteğinle bizim tarafımıza geç diye ikna etmeye çalışması, hiç böyle bir şeye ihtiyacı yok. Çünkü güç olarak zaten Anduin'in hiçbir şey yapamayacağı bir durumda. Ona rağmen ısrarla böyle Anduin'e gel bak kendi iradenle bizim tarafımıza geç diye ikna etmeye çalışıyor. Bunlar önemli detaylar. Sonradan evet. Anduin'in o halini görünce böyle yüzünün düşmesi detayı var. Yani bütün bunlar aslında, yani her şeye rağmen Jailer'ın tarafında kalması da demek ki Jailer'ın yapacağı şeye o kadar güveniyor ki bütün bunlara göz yumuyor. İşte esas amaç için demek ki bunların yapılması gerektiğini düşünüyor. Şeyi söyleyelim onun haricinde. Jailer'ın, ben bu son yazımda Jailer'ın şu büyüsüne, daha doğrusu kullandığı güce takılmıştım. Şimdi Raid Environment bir kere çok güzel. Raid gerçekten çok güzel gözüküyor. Biraz ona gireyim ben. Raid'in tasarımındaki detaylara. Ben 2 saniye geliyorum. Benim şimdi bugün sorduğum sorular şunlardı. Şimdi Oribos'taki ruh stream'i, ruh nehri nasıl Maw'da Torghast'ın içinde bitebiliyor? Çünkü nasıl söyleyeyim buna? Tamam, hani şey diyebilirsiniz, hani Arbiter bozulduktan sonra ruh nehri Oribos Maw'u artmaya başlıyor. Doğru, ama oradaki görüntü şu abi. Raid Environment'a bakın. Orası bayağı zaten öyle inşa edilmiş. Ruh stream'in geçebileceği bir yapı inşa edilmiş. Evet, evet. Ve hani Arbiter'in kırılmasıyla orası olması gerektiği gibi otomatik şekilde oraya akıyor gibi gözüküyor sadece. Yani sadece akışın miktarı artıyor değil mi? Aslında orada öyle bir düzen kurulmuş daha önceden. Zaten var. Hani normalde o ruhlar Arbiter'ın önüne geldiğinde 4 Covenant'a dağılmaları gerekiyorsa, o zaman neden Oribos'tan Maw'a akan bir ruh stream'i var? Zaten işte bizim teoride de bahsettiğimiz şey oydu ya, biz de işte, zaten bu Oribos'un o yüzden sonradan kurulduğunu düşünüyoruz. Yani ilk başta aslında zaten Maw'a akıyordu ve orası Maw değildi. Cortia ile birleşik halde ve işte First One'ların kurduğu bir merkezdi ve ortasında işte şu anda Jailer olarak bildiğimiz Zoval vardı ve Arbiter'ın işte o göğsünde olan şeyle işte ruhları kendine çekip o aslında ruhların özgür iradesine göre işte yönlendiriyordu. Ama işte Primus, Archon ve Winter Queen istemeden de tabii Denatrius bu düzeni bozup bizim tahminimize göre bu yeni Shadowlands düzenini kurdular. Ve işte Primus çok büyük ihtimalle Arbiter'ı yarattı ya da işte imal etti. Onu bir robotik bir varlık olarak koydu oraya ve bu yeni düzenin işte anime akışını o şekilde kurdular. Bu sayede işte şu anda Shadowlands'ı yöneten Eternal One'lar işte bu yeni güçlerine, yeni düzenlerine
oluşturdular. Yeni güçlerini de bu şekilde elde ettiler. Bunun için de tabii Zovağlı hapis halde tuttular ki bu kurdukları düzen ve işte ele geçirdikleri güç bozulmasın. İşte bizim aslında kurtarmaya çalıştığımız düzen, işte önceki bölümde de anlattığımız teorimiz zaten bunun üstüne kurulu ve çok büyük ihtimalle de böyle çıkacak. Eğer böyle olursa da işte o jailer aşaması işte Murata'nın dediği gibi tersine dönebilir. Jailer Illidan 2-0 Jailer değil, tam tersine Sylvanas Illidan 2-0 olacak gibi gözüküyor işte. Jailer Sargeras gibi ama Sargeras'ın nasıl diyeyim böyle doğru şeyi yapabilen hali gibi. Aslında Sargeras'a çok benziyor Jailer'ın yaptıkları. Evet. O yüzden zaten Sylvanas Illidan gibi. Başka bir detay benim gördüğüm şu. Zincir ve Domination teması çok var. Peki zaten Fıçın adı Chainsaw Domination. Evet. Bu Domination Magic dediğimiz bir olay First One'ların olabilir mi? First One'ların büyüsü Domination Magic. Olabilir gayet. Evet. Çünkü Death Magic olarak gözükmüyor o. Özellikle o zincirleri kullanabilmeleri zaten şey gibi. Yani Jailer kendini hapseden büyüyü silaha dönüştürmüş gibi gözüküyor işte. Evet. Ve eğer işte First One'ların mekaniklerini kullandılarsa Jailer'ı hapsedebilmek için, özellikle o işte gördüğümüz görüntüde, o sinematik görüntüde rünler ve işte zincirler tutuyordu Jailer'ı. Eğer bunlar işte First One'ların kullandığı mekaniklerse, o zaman bunu silaha dönüştürmüşse zaten direkt olarak First One'ların gücünü kullanıyor demektir. Ve şey de var. Bu Jailer'ın büyü şunun rengi mavi, hani nasıl diyeyim, evet. Daha mavi ya. Frostmourne, Lich King'in nasıl nişan bir şey bu. Zaten şeyden çok tırsıyorlar ya, işte Mav'dan, Mav silahı falan dedikleri şey, Mav'daki olay aslında direkt Death Magic değil. Demek ki bu korktukları şey aslında Domination Magic belki de. Evet, hani ve bu Domination Magic'in olayı ne mesela? Hani şey diyeceğim. Acaba Jailer'ın Primus'un aklından hani aldığı sır Domination Magic miydi acaba? Evet, olabilir. Çünkü şey, yani bu imalatçı ve işte silahları üreten, mekanları üreten olarak görevlendirdikleri Primus'sa o zaman işte Primus'un esas gücü bu First One'ların bu gücünü işte bu şekilde kullanmak olabilir. Hani bir iş bölümü yaptılarsa ilk başta First One'lar, işte tek başına Jailer yani Zoval halinde bu kadar güçlü olmasın diye ona işte ruhları yönlendirme gücünü verdiler. Primus'a da işte bu Domination Magic, artık First One'ların büyü gücünü kullanma yeteneğini verdiler belki. Belki o sayede hatta kurtulabildi Jailer'da. Ve hani direkt işte Primus'u ele geçirince. Evet. Yani şey, zincir vurgusu çok fazla var. Mesela bütün raid zincirle dolu. Yani her yerde zincir var. Her şey zincirlenmiş. Ve zincirle Oribos'a çıkıyor mesela. Yani bu zincir ve Domination olayı çok fazla vurgulanıyor. Kaçın da adı o. Oradan da bir şeyler bekleyebilirsiniz yani. Çok fazla şey var. Çok fazla potansiyel. Hani mesela yine bir büyü de şekli öğrendik bu arada. Domination Magic diye. Ne? Zincir fetişi geldi de. Tabii. Öyle. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. PTR dedim ki konuş bitmez ve yani Görkem'in sürekli üstüne bastırarak söylediği, işte PTR'nin build'leri var, arka arkaya daha çıkacak şeyler var. Biri de mesela chatte de geçti bunun muhabbeti.
sinematikler, hikayenin gerçek anlamda tam olarak tamamlanması gibi şeyleri asla böyle sonlanmış bir şekilde bulmayacağız. En nihayetinde bu bir PTR. Yani test şeyi özellikle yani gireceksin, bakacaksın olmuş mu olmamış mı, geri bildirim yapacaksın. Oyunda ona göre aksiyonlarını alacak. SGK'lılar var değil. Şöyle niye araya girdim ben? Yayında gelen ve yani konuşurken cevaplamadığımız sorular için ben araya girdim şu anda. Şöyle yapacağım. Deniz Mun isimli arkadaşımız sormuş. Ben 9-3 patch'inde Trenda'nın Mav'a hapsolmuş bütün Night Elf'leri. Night Warrior olarak değişimlerini sağlayıp Elo'nun önderliğinde Shadowlands'e bir Void işgalini başlatacağını ve bu durumu engellemek için Legion'ın özellikle Illidan'ın yardıma geleceğini düşünüyorum. Expansion'da hani bitişine doğru Black Empire ve corrupt olmuş olacak olan Azeroth'u kurtaracağımız Twisting Nether temalı bir hikaye öngörüyorum. Sizce uçuyor muyum? Bence uçmuyorsun. Diye özet bir şey geçebilirim. Biz bununla ilgili nasıl söyleyeyim? Hani geride kalan özellikle bu yayından itibaren yani bu şu anda 55. bölüm. Şöyle bir 20 bölüm daha geriye git. Aha bunları konuştuk. Yani uçmuyorsun, mantıklı. Zaten konseptimizin temeli de uçmaya dayanıyor. Uçalım abi. Evet. Teori böyle craftlanıyor çünkü. Tutuyor yani göreceğimiz yere. Yani. Ha, soracak olursan da benim fikrimce çok saçmalamamışsın. Yani gayet de güzel bir teori. Olma ihtimali de yüksek. Daha önce dediğim gibi bir önceki bölümde de Muratan ve Görkem de aynı minvalde bir teori ortaya çıkardılar. Neden olmasın? Yanlış mı düşünüyorum dostlar? Ne diyorsunuz? Gayet doğru düşünüyorsun. Zaten şey bak bu soru üzerinden aslında cevap vermemize bile gerek yok. Çünkü aklın yolu bir diyeyim. Sorunun cevabı o. Önceki bölümü ve işte bizim Murat Han'la yazdığımız teoriye bakarsa zaten aşağı yukarı aynı yere vardık biz de. Ama Legion'ın geri dönmesi tahmini var Murat Han'ın ekstra. Onun copyright'ını ona vermek lazım. Çok büyük ihtimal yani Legion olarak değil ama yani eski Legion, bildiğimiz Legion başında Sargeras'ın olduğu Legion olarak değil ama bu Dreadlord'ların ortaya çıkmasıyla beraber işte o tarz bir hareketlenme olabilir o cephede. Bu Illidan'ın gelmesine bu neden olmaz ama şöyle bir şey olur. İşte Black Empire Expansion'ı biz çok büyük ihtimal bekliyoruz. Yani Void Expansion'ı gibi gelecek ama bize etkisi Black Empire olacak. O tarz bir beklentimiz var. O zaman işte bunu zaten tahmin ediyoruz. İşte gökteki o kızıl yıldız durduğu sürece her an o açılıp oradan Illidan ve Titanlar yeniden gelebilir. Ama nasıl geri gelirler, oradan çıktıklarında ne olur? Onu işte şimdi 2-3 ihtimal var. Onu biraz söyleyeyim. Şimdi ilk ihtimal tabii klişe olan ihtimal. İşte Sargeras'la Illidan kardeş olmuş. Sargeras'ı da iyi bir Titan'a dönüştürmüşler. Cümbür cemaat o sayede geliyorlar. İşte Illidan da artık Titanların şampiyonu olmuş falan gibi bir ihtimal var. Bu bence en düşük ihtimal. Çünkü klişe ötesi evet, bir şey olur o. İkinci ihtimal şu. Illidan'la Sargeras birleşmiş olacak. Sargeras'ın avatarı yok bildiğiniz üzere artık. Yani humanoid forma geçebilmesi için Illidan'la birleşmesi gerekiyor. Zaten işte o Nighthold Raid'in sonunda Alternate Guldan'ın yapmaya çalıştığı şey de oydu. Ama olay tersine döndü ve Illidan canlanıp geri geldi. Şimdi Illidan kendi isteğiyle Sargeras'ın gardiyanı olarak gitti. Titanların yanında duruyor. Büyük ihtimal birleşecek Sargeras'la. Lich King gibi düşünün bunu. Lich King de işte Ner'zhul'la Arthas birleşiyordu ve Lich King oluyordu ya. Büyük ihtimal o tarz bir birleşme olacak ve işte yeni üstün bir varlık olarak Illidan geri gelecek. Illidan'la Sargeras'ın ortak iradesi olacak bu yeni yaratıkta. Ve bu yeni yaratık ne yapar? Oradaki Titanları yeniden öldürür mü? Ya da onları kendi tarafına mı döndürür? Bunları işte Sargeras'ın yapmaya çalıştığı gibi Dark Titan'a mı dönüştürür? Yani Fel Titan'a mı dönüştürür? O sayede işte yeni bir
Dark Pantheon oluşturup öyle mi çıkarlar oradan? Onu göreceğiz. Ama şimdi Dark Pantheon olarak çıkarlarsa Illidan'ın tarafında olacakları için bize zararı olmayacak. Bunlar bizim tarafımızda olacak. Bunlar ilk başta da Sargeras'ın amacı Void'e karşı savaşmak olacağı için zaten işte Void'e karşı bir kozmik savaş olacaksa bunlar bizim tarafımızda olacak mantıken. İkinci ihtimal bu. Üçüncü ihtimal de işte bu yeni varlık işte Sargeras'la Illidan'ın ortaklaşa oluşturduğu varlık bütün Titanları öldürecek. Hepsinin gücünü emecek. İşte Pantheon'un gücüne sahip bir varlık olarak oradan çıkacak ve artık ne yapacaksa yapacak, üçüncü bir güç odağı olarak işte Void'e karşı savaşacak ama işte bize karşı da savaşacak. Bizi ya da umursamayacak. İşte bu da üçüncü ihtimal. O yüzden o şu anda gökte duran Kızıl Yıldız ve Illidan'ın geri dönüşü işte bu tarz ihtimaller barındırıyor diyeyim. Murat'ın ekleyeceği bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Zaten bayağı açık oldu. Dedim. Evet, sessizlik. Sükut ikrardan gelir diyorum ve bu arada da Fato'ya da bir selam göndermiş olayım. Jailer'ın gücünün artması, Sylvanas'ın da gücünün artması anlamına mı geliyor? Geliyor, aynen. Atlıyorum gene ama az önce chatte geldi, onu kaçırmayayım diye atladım. Sylvanas yani şey öldürdüğünde işte Saurfang'i öldürdüğünde kullandığı büyü Death Magic'ti, ölüm büyüsü kullanıyordu. Sonradan Sylvanas'ın gücü arttı ve işte o zincirleri kullanabiliyordu ya Bolvar'a karşı. Demek ki Domination Magic kullanmayı da öğrenmiş. Gücü artmış. O sayede rahatça Bolvar'ı yenebildi. O sayede işte Helm of Domination'ı parçalayıp gökteki perdeyi kırabildi. İşte Sylvanas'ın şu andaki güç seviyesi bu. Yani Jailer'ın bir altı gibi bir konumda. Öyle düşünün. Güzel. Ben o zaman Murat Han da şu an şey yapmadı. Tepki gelmedi. O zaman yavaş yavaş. Soru kayboldu, var mıydı başka bir şey? Yok. Atladığım yok. Mümkün mertebe tamam, chatten de zaten cevap verdim. Başka şu an bakıyorum elimde soru kalmadı. Valla arkadaşlar ben şimdi şöyle bir toparlama yapayım. SGK Time'da incoming ama üzerine konuşacağımız bir konu daha var. Uzunca sürecek. O yüzden hani yayın bitti ama muhabbetine girmeyin. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tekrar ediyorum. Ünlem sosyal medya yapıyorum. Ünlem Görkem yapıyorum ve Ünlem Muratan yapıyorum. Bu tarz konularda yani özellikle soru cevap konularında sosyal medya mecralarında kullanırsak sevindirici olur. Çünkü yanlış anlamayın, biz çok duygusal bakıyoruz arkadaşlar bu olaylara. İşte atıyorum 3 kişi 2 kişi falan sonra ne falan oluyoruz. Şimdi yayına geldik. Onlarca soru çıktı. Modumuz yükseldi yani, ayıptır söylemesi. Bunu biraz daha böyle Twitter'da varlığını ortaya çıkarmak istiyoruz. Sadece WoW'min yani çerçevesinde düşünmeyin. Aklınıza gelebilecek işte Star Wars olur, Diablo olur. Bu tarz şeyleri de cevaplarız. Cevaplamaktan mutluluk duyarız. O yüzden nacizane son kez bir kez daha tekrar etmiş ve rica etmiş olayım. Sosyal medyadaki takipleriniz, reaksiyonlarınız bizleri mutlu ve memnun ediyor. Bu anlamda da hazırlığı da, yani yayın öncesi hazırlığı da, yani bu soruları yayın sırasında alıp bu işte dediğim gibi arkada bir slide hazırlıyorum ben. Ona koymamı daha kolaylaştırıyor, bilginiz olsun. Mesela işte Görkem diyor ya, arada kaçtı mı soru, işte kaçma ihtimalini elimine etmiş oluyorsunuz. Burada sorularınızı görmek isterseniz şayet sosyal medyada yapmanız daha nasıl söyleyeyim etkili olur. Şimdi bunu söylemiş olayım. Bir de duyuru olsun, çünkü benden gelecek, ben kaynaklı bir sorunsalı nasıl söyleyeyim böyle bir sezon finali babında bağlayacağız. Şimdi nedir bu? Arkadaşlar kısmetse ki artık pandemi şartları tuhaf gidiyor. Bilmiyorum, ülkemizde de tuhaf gidiyor. Dünyada da bir tuhaf gidiyor. Şayet bir aksilik olmaz ise Eda'nın ailesi Amerika'dan Türkiye'ye geldiğinde bizim Eda ile aramızdaki ilişki civcivlenecek.
Yani işte kız istemeliydi, sözüydü, nişanıydı, nikahıydı derken muhabbetler olacak ve yaz dediğin şeye şurada Mayıs'tı, Haziran'dı derken bir ayımız kaldı. Ondan dolayı zaten nasıl söyleyeyim, hani daha doğrusu konsey takip edip de hani sadece bizim yayınlarımıza gelmeyen arkadaşlar varsa diye söylüyorum. Çünkü ben yayınlarda çok dile getiriyorum. Bir de sosyal medyada da patlıyorum. Arkadaşlar bu akşam yayın yapacağız. Hayır yapamayacağız. Niye? Çünkü babamlar çağırdı. Eda'yı alıp işte kayınpederine götürüyorum. Arkadaşlar akşam müthiş bir Diablo yayını bizi bekliyor diyorum. İşte bir Instagram hikayesi atıyorum. Sonra diyorum ki hayır abi olmadı. Çünkü babamlar bir şey konuşmak istiyormuş Eda'yla falan diye şey yapıyoruz. Çünkü orada da artık bu işler az çok evlenen biliyordur. Hani ben ikinci tura gidiyorum ama anlamda bazen o yaşlı insanları öyle söyleyeyim ben. Hani anneyi babayı kırmak olmuyor durumda. Bir başka sebebi de şu. Nasıl? Yani benim büyük bir projem var. Çok mesaili çalışıyorum şu günlerde. Yani bakmayın 19'da da işte sokağa çıkma yasağı var ama benim çalışma iznim var. Yani çatır çutur çalışıyorum. Yani bunu da çok yaşadık. İşte sosyal medyada arkadaşlar hadi akşama yayın var. Aa hayır işte kuyu suyuymuş çünkü Utku'nun mesaisi var. Muhabbetine döndü. Şimdi ben bunu neye bağlayacağım? Şuna bağlayacağım. Arkadaşlar lore konsey bitmiyor. Yani böyle bir algı çıkarmayın sakın. Biz aramızda herhangi bir şey de olmadı. Nasıl söyleyeyim? Bu konsept öncelikle şimdi kızmayın bana Görkem ve Murat'an. Abi benim köküne kadar da sahip çıkacağım. Hani ben bunu kıçımızın kılları ağrına kadar da yapacağım. Yani bundan da mutluluk duyuyorum. Çünkü hani bu piyasaya böyle en ağır girdiğim konsept bu oldu. O yüzden ben bu işin peşini bırakmayacağım. Sadece demem şu. Lore tarafında özellikle işte PTR gelişiydi. Yok işte pet çıkmasıydı. Expansion çıkması gibiydi. Büyük reveal'larda biraz daha spontan. Ne gibi? Çünkü az önce söyledim. Eda'nın ailesi gelecek. Ben o hafta sonunu işte Eda'nın ailesiyle geçiriyor olabilirim. İşte atıyorum pazartesi. Atıyorum salı. Atıyorum işte çarşamba günü gibi. Biraz daha böyle sürprizvari tarzı günlerde. İşte arkadaşlar biz geliyoruz bu akşam. Ya da işte iki gün sonra akşam. Nasıl söyleyeyim? Salı günü duyurusunu yapacağız. Perşembe akşamı ekranlardayız. Lore konsey geliyor. Kaçırmayın şeklinde duyurular yapacağız. Yayın, o yüzden yayın yapamazsak da kayıt alıp onu koyarız falan. Öyle bir şeyler evet, yaparız. Yani evet. Yani konsept bitmiyor. Konsept biraz daha sosyal hayat strike'ına maruz kalıyor. Onun duyurusunu da yapmış olalım. Hani işte abi işte bu pazar konsey yok mu? Yoksa benim suçum. Hani onu da bilin. Suç değil canım. Ya hayır hani... Benden ötürü be ya falan muhabbetti yani. Onu demeye çalışıyorum. Ama işte mesela bizim sosyal medyayı takip edilmemizin sebebi bu. Hani biz yayın yapmayacak olsak bile bir süre biz oralardayız. Hani yazıyoruz, çiziyoruz, muhabbet ediyoruz. Her türlü yani işte evet işte StarCraft, Warcraft, Star Wars, Witcher ne bileyim öyle konularda gelin konuşalım yani. Aynen bir de daha fazla IRL yayınlarına maruz kalabilirsiniz konsey ile alakalı onu da söyleyeyim yani işte ben çünkü dediğim gibi spontan olacağı için arada girip yani sadece sohbet etmek için bile bu ekranlar açılabilir haberiniz olsun onu da söylemiş olalım öyle de bir yükü kaldırmış olalım çünkü ben istiyorum açıkçası devam etsin yani nasıl söyleyeyim nasıl devam etsin her pazar yapayım istiyorum ama ne yazık ki işte olmuyor ya hani... Zor. Yani gerçekten hani bu şeyden dolayı söylüyorum bunu da konsey başlamadan önce işte yayıncular da iyi kazanıyor. İyi kazanıyoruz. Süper kazanıyoruz o yüzden oturup sadece bunun üzerine odaklanabiliyorum. Keşke. Konseye konuklar ne zaman olacak? Bak o da güzel soru. Şöyle dediğim gibi özellikle bastırmamın sebebi de bu. Abi ben Miraç abiyle de yayın yapacağım. Daha farklı içeriklerde işte hedefi çok büyük tutuyorum işte şimdi hani mesela birlikte takıldığımız Tuna abiyi de tutacağım getireceğim konseye. Evet, hani yapacağız. Birlikte bir şeyler yapacağız. Abi yapacağız oğlu yapacağız. Akbon'la hani... yaptık zaten. Akbon'la yaptık zaten. Okan'la yaptık hani bunların sayısı artacak. Hani demek istediğim ısrarla bitmiyor. Hani sadece frekansı düşecek demek istememin sebebi o. İnatla abi Cansungur'la da yapacağız Cahreyn'le de yapacağız. Bak o kadar söyleyeyim sana. Gelsinler hemen yaparız. Aynen. Öyle böyle değil yani falan de. Öyle tatlı minimalde bunu da duyurusunu yapmış olalım. Lore seven geliyor zaten sanatçı buradayız gün önemli değil. Ya yani eyvallah işte beklediğimiz tepkilerde Enes olur mu? Enes Batur mu? Olur.
Neden olmasın? Yani demek istediğim şey, yani biz büyüyerek gitmek istediğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. O konuda herhangi bir şeyimiz yok. Nasıl söyleyeyim? Şüphemiz, şeyimiz, kendimizden duyduğumuz bir acabamız falan, öyle bir şeyimiz yok yani. Bilginiz olsun arkadaşlar. Diyelim ve bu akşamlık da sona gelmiş olalım. Arkadaşlar, biz malum yarın çalışıyoruz. Kaçanzi yapalım şeyden. Ben şimdi Görkem'den bir şey rica edeceğim. Yayının başında, yani konseyin başında da söylemiştim. Abi Lore Konseyi soru cevap 3'ü hemen açalım. Atıyorum 3 ay sonra. 3 ay sonra, atıyorum 4 ay sonra. Atıyorum yarın. Hiç önemi yok ne zaman olduğunun. Sorular birikmeye başlasın. O kadar da yalvardım. 3 vakte kadar diyelim mi? Aynen abi. Çünkü o kadar da söyledik sosyal medya, sosyal medya diye. Bugünden tez yok. Hemen başlayalım şeyine. Sosyal medyada biriksin sorular. Soru biriktirmeye, evet. Aynen, ben de böyle artık peyderpey değil de böyle direkt olarak geldiğinde alırım. Hazırlığını yapar, şey yaparım. Biraz da onun nasıl söyleyeyim, mağduriyetini yapar. Sorsaydınız arkadaş 3 aydır hashtag açıldı falan deriz yani. Muhabbetini sürdürürüz. Trip atarız şöyle içimizden. İçimiz rahat, tripimizi atarız. Ha, Mystics o konuda da ilk kurşunu attık. İlk kanı döktük. İngilizce yayınımızı yaptık. Benim bir nasıl söyleyeyim, ön tecrübesizliğim oldu. Ama İngilizce YouTube içeriklerimiz de artarak gelecek, bilginiz olsun. Bir tane videomuz var. Bir başlangıçtır. İkisi üçü olacak. Evet evet. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet abi. Diyelim ve destek edelim. Demişken Reddit olanlara destek çağrısı yapayım. Ha gerçi iSpace'de de çıkacağım. iSpace'de de çıkacağım. Çıkacağım. İşte sosyal medya o yüzden önemli. Artık evet, sus Utku artık yeter sosyal medya deme dediğinizi duyuyorum. Ve bu pandemi günlerinde arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Bakın gerçekten şimdi hani onu bunu kötülemek muhabbetinde söylemek istemiyorum ama vaka sayıları inanılmaz artmış derecede. Resmi önlemler çok yetersiz. Lütfen kendinize çok 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 dikkat edin. Yani nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama yapın. Tedbirinizi alın. Artık yani koloniyi böyle yıkanıyor musunuz, ne yapıyorsunuz, yapın. Çok tehlikeli. Arkadaşlar lütfen kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Bir sonraki konseyde, bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Öpüyoruz sizleri. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güzel yayın oldu. Sağ olun.